falan ben evlenmirem. Benim için sen biriktiren, bana dön derler dön birem. Yahşi gelin evlenmirem, yok aybalam ben evlenmirem. Yahşi cazibe subayım aybalam, İstanbul'a gelirem ben vay babam. Kağıt üstü imza faydalan, oğlunu everesin bana hadi kaynana. Geç şöyle geç. Ah Kemal ah. Hele de eledini başa düşmüre. Vallahi Cazibe amacım yani senin canını yakmak değildi biliyorsun mu hayatım? Kemal men onu demirem. Bacana eledin eyipten bahsedirem. Allah Allah. Adam gelip benim karımı alma gitme planları yapıyor. Onunki ayıp değil, benimki ayıp. Aferin ya. O adam bizim evli olduğumuzu bilmir Kemal. O zaman öğrensin kardeşim. Aç, ara, söyle, öğrensin. Kemal, ben yere düşerken sen de başını vurmuşsan. Ha? Singe'yle Baycan internette tanış oluplar. Elbette ki yüz yüze gelecekler. Baycan, Singe'ye bunlar evli değerse ne olacak? Ha? Tamam ya, tamam. Unuttuk işte. Ne yapayım? Tamam, Allah Allah. Bu arada Singe, Barış'ı Baycan bilir. Tamam. Ben onun planını yaptım ya. Onu kafamda kurdum. Onu halledeceğim. Her şeyin bir sırası var. İlk önce Ejder'e çocuğun düşünü duyurmamız lazım. İyi manyak lafın üstüne gelmiş. Bana bak, çocuğumuz düştü, çok üzgünüz, tamam mı? Kemal, mer aileme, ben onsuz da çok pis olmuşam. Neçe günde onu yüreğime salmışam. Kip, olmayan bebeği mi? Allah Allah, delirdin ha. Üzgün ol, üzgün. Buyurun. Geçmiş olsun be Kemal. Geçmiş olsun oğlum. Sağ ol. Cazibe, göremedik kaza. Geçmiş olsun kızım. Ay, çok geçmiş olsun Cazibeciğim. Nasılsın, iyisin değil mi? Kırık çıkık falan yok. Hiç soruşmayın Fakri Hanım. Bebeğim. Yapma ya. Maalesef. Çok üzgünüm be evlat. Çok üzgünüm. Şu anda yüreğim parça pinçik. Ama sen kendini bırakmayacaksın Kemal. Evin erkeği, Cazibe'nin destekçisi olacaksın. Evet, artık önümüzdeki çocuklara bakacağız. Zaten doktor da şey dedi ya, hani bir 3-5 sene bir Cazibe kendini bir toparlasın ya dedi. Ondan sonra artık yaparsınız dedi. Biliyorsunuz yapmayı dedi. Ya. Ha, bu arada Cazibeciğim, ben de çocuğa patik örmüştüm. Onu vereyim. Bak ne yapıyorsun ya? Kız diyor ki ben çocuğumu düşürdüm, sen patik diyorsun ya. Doğmamış çocuğa don mu içiyorsun, bir de çantanla getiriyorsun biçtiğinde onu. Ay ay, ne yapayım yani, o kadar ördüm ben, şimdi çöpe mi atayım Ejder? Hadi, hadi kızım. Hazırım, başla. Emin misiniz efendim? Eminim kızım. Bak görüyorum, bütün tedbirleri aldık işte. Tamam, Allah bir can vermiş. Onu da herhalde Simge'nin bu kredi kartı ekstrelerini okurken alacak. Birinci sayfadan başlıyorum o zaman. Nasıl bir... Toplam kaç sayfa kızım bu? 120'den sonrasını saymadım efendim. Ne? Peki. İlk sayfanın miktarını oku bakayım. 6.500 lira efendim. Dilal tapını var, çabuk. Al. 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 Al, bir dahaki çocuklarınıza giydirirsiniz. Bunun
Ha ne di bele? Aa, patik dedim yani ben ördüm dedim. Ha kafa gitti galiba değil mi? Üzüntüler. Fakri Hanım galiba siz yanlış anladınız. Cazibe kanguru yavrusuna değil, insan yavrusuna hamileydi. Duydun mu? Bak böyle yersin işte lafı, böyle yersin. Kusura bakma Kemal'cim. Fakriye annesinin karnından 27 kilo, 36 ayak numarasıyla doğduğu için herkesi kendi gibi zannediyor. Bu yüzden patiği böyle örüyor. Sanki çocuk kafasına bere takacak. Başlama yine Ejder, başlama. Yani insan 9 ay annesinin karnında böyle hareket etmeden kalınca haliyle biraz kilo alıyor değil mi yani, değil mi? Alıyor yani biraz. Fakriye o nasıl fıflamak ya? Fıflamanın tsunami içinden yere düştüm demin. Allah Allah, biz de annemizin karnında 9 ay 10 gün bekledik ama annemizin ciğerini dalağını yemedik. Ay, ay ne? Neyse Kemal'cim bir fazla şey yapmayalım. Şu rapora bir bakıp gideyim ben. Rapor derken? Ya düşük yaptığınıza dair hastaneden rapor veriliyor ya ona. O rapor şey ya. Bir göz atmamda sakınca yok herhalde. Yok rapor burada şeyde bir bakayım. Yok bu böyle olmayacak. Buyurun hadi gidin siz. Ziver Bey'e haber verin. Hemen o zaman gelsin. O zaman gelsin. Ya. Ya ben nasıl bir çocuk yapmışım ya? Ya ben nasıl bir çocuk yapmışım? Kızım hidrojen bombası gibi eşyalara zarar vermeden babasını öldürecek ya. Ben buna mutlaka bir ders vermeliyim. Mutlaka bir ders ver. Hulusi babacığım. Çok geçmiş olsun Hulusi babacığım. Yani 112 yerine beni arıyor olmanız da ayrı bir böyle gurur verici bir şey. Yani benim için şanslı. Çünkü bana kuvvetlerinizi gösteriyorsunuz Hulusi babacığım. E ben de bu kuvvete layık olabilmek için elimde kaleni yapabilirim. Kes sesinizi vermeyin. Kes sesini ve beni dinle. Bana bak bir daha da çıkınca şu metronun girişinde çiçek satan bir karı koca var ya. Yani şey diyeceğim Hulusi babacığım yani teşekkür ederim gerçekten de yani benim doğum günüme da var Hulusi babacığım yani çiçeğe bir çiçeğe hiç gerek yok ya. Ziver Bey bak konuşmuyorum sadece bakıyorum. Bu bakışlardan herhalde bir şey çıkarıyorsundur değil mi? Gerçekten de çok ağır sustunuz Hulusi babacığım. Yani şimdi o zaman neymiş konu? Yani ben gideceğim o çiçekçileri buraya getireceğim. Değil Hulusi babacığım. Hadi lan kasıldım kaldım ya. Kız bir şey olsun Hulusi. Hulusi baba be. Hulusi baba. Ne oldu Kemal? Buzdolabında da mı yok bu raporu ya? Ya bilemedim ben heyecanla acaba oraya mı koydum falan dedim ama orada da yok. Ama bulurum ben raporu şimdi Cazibe gördün mü? Aa! Kemal! Başlayacağım raporundan. Memur doğru şahımı düşürmüş ha. Sen beni Ela'da rapor değilsen. Sen nece bir adamsan ha? Yarabbi kadın delirdi ya. Allah belasını versin senin kimi. Delirin! Sen benim ne çektiğimi bilirsen ha? Nene rapor değilsen. Ama hayatım. Ben senin hayatın, zadın değilim. Ben hiç kimin hayatı değilim. Cazibe, kızım sakin ol. Kemal şey yapmadı, ben şey yaptım ama gerek yok. Boş ver. Hamınız kendisiniz. Kişilerin hamı değil mi? Ben uşağımı düşürmüşem. Siz beni rapor değilseniz. Ya Fakriye önüne geçsene kocanı, siper etsene gövdesini kocanın. Ya sen ne biçim adamsın aslı, sen siper etsene karında kendini be. Ya benim etim ne budum ne? Tsunami bendi miyim ben? Kemal seni biraz delikanlı olsana ya, ne biçim erkeksin? Geçsene önünüze. Ama refleksler efendim. Ah! Ay! Atma, tamam, tamam, tamam. Gidelim biz, gidelim biz. Tamam Fakriye. Gerek yok, kızın psikolojisi gitmiş zaten. Boş ver. Lanet olsun sizin gibi boşlara. Senin kimi yere, lele evliliğe. Koç, kaç. Kaç, kaç. Dur yavaş. Gittiler tamam. O mene tepik attığın üçündü. Daha sonra tepik atan ayaklarım kırılsın benim be. Yok kırılmazsın. Yani senin
Bir yerin ağrıyanda benim de yüreğim ağrıyar. Hadi ya, vay! Duy bunları Baycan, duy! Ver telefonu sesli mesaj atalım. Tamam. Baycan'dan elini çek. Çekeceğim. Hatta Boğaz Köprüsü'nden aşağı böyle sallarken hop diye böyle çekeceğim ki... ...bir daha hayali de olsa benim karımdan çocuk yapmamayı öğrensin. Demeli sen beni kıskanırsan. Yani şey demeli yani buna, ne demeli? Şöyle demeli. Yani kağıt üstünde evli olduğumuz için kağıt üstünde kıskanıyorum yani o yüzden. Böyle sadece kağıt üstünde de. Şey de var tabii, kağıt altı da var. Yani aman işte kıskanıyorum Bağcan'ı, ne yapayım? Yakşı. Hayır Kemal, kıskanmana gerek yok falan demeyecek misin? Yakşı Kemal, etiraf eyleyelim ki benim yüreğimde Bağcan'a karşı böyle çok büyük bir mehebbet var. Hadi ya. Ama Azerbaycan'a karşı. Çok yaşlı bir zarafat eledim, gül. Deli, böyle zarafat yapma. Adamın yüreğini indireceksin ya. Ne delisin? Ortalığı toparlayalım bari ya. Vallahi savaş alanı gibi oldu ha. Kemal, saat 8. İşe geç kalacağım. Günaydın Bayır Gülü. Kolay gelsin. Sağ ol. Süfre. Süfre, evet sofra. Yok yok, ben oyanamadım. Ben geldim, geri yatayım. Bir dakika ya, ne geri yatması? Rüya falan değil, Allah Allah. Yeni seher tezden kalkıp kahvaltı hazırlamışsan, çörek kızartmışsan, biraz çok kızartmışsan. Olsun, koy onu. Onu ben yerim ya. Allah Allah. Ne var canım bunda? Yani bir koca kalkıp böyle sabah sabah karısına kahvaltı hazırlayamaz mı? Elbette ki isteyerse hazırlayabilir ama yeni ben buna o kadar da alışkın değilim. Hardan çıktı? Hiçbir yerden çıkmadı canım. İçimden geldi. Ya da dün istemeden canını yaktım. Onun şeysi diyelim. Canı yanıyor mu hala? Yok. İndi geçti. İyi. Barış'a da mesaj attım, dedim ki sabah 8'de Hulusi Bey seni görmek istiyor. Artık bizi rahatsız edemez. Değilsen. Vallahi dedim bile. Yani bu durumda sabah sabah kimse bizi rahatsız etmeden sen ve ben... ...ve şu kapıdaki münasebetsiz ölümüne susamış münasebetsizle birlikte kahvaltı edeceğiz. Kemal sen sakin ol, kahvaltı hazırlamışsan ben kapıya bakarım, he? İyi, ben de omlete bakayım. Hissetti tabii kardeşim, hissetti ya. Filmlerdeki gibi bir atalım bakalım. Ah! Ah, ne oluyor be? Ne yapıyorsun? Ay bana bak, tencereyle kafama mı vuracaktın? Omlet yere mi düştü? Ne yapıyorsun ya? İnsan omlet atarken gözü kapanır mı hiç? Ay böceğim, ben kimimcilik oynuyordum. Ha, ne saçma bir oyun ya. Geçen sene de yaptım bunun aynısını arabayla 120 ile giderken. Vallahi duvara tosluyorduk ha. Yapmam bir daha, tamam. Yapmam ama ben de sabahtan beri şu omletle uğraşıyorum ya. Kaç saattir. Biraz emeğe saygı ya. Gitti omlet. Ne oldu? Ay bu kahvaltı sofrasını sen mi hazırladın? Evet. Yani bu iki kişilik, romantik... ...çiçeklerle süslü kahvaltı sofrasını sen hazırladın. Evet, evet de yani. Ay böceğim, ikimiz için baş başa romantik bir kahvaltı sofrası sürprizi yaptın demek. Ha. Öyle mi? Öyle mi Cazibe? Vallahi bilmiyorum Kemal Bey. Kahvaltıyı hazır eleyen sizsiz. Ben de cevabınızı merakla gözlüyorum bu kahvaltı sofrasını Singe üçün hazırlayıp siz. Ben de bekliyorum böceğim, hadi. Ay evet, evet, evet ya. Sana hazırladım. Başka kime hazırlayacağım hayatım? Cazibe, görüyor musun? Olay budur. Kemal abin ilk günkü gibi bana aşık. He? Görürüm. Ay her şeyi gör, bir şeyi de görme. Kusur kal.
Yerim ben seni. Yerim, mırçık mırçık yapacağım seni. Hayatım ne yapıyorsun? Çoluk çocuk izliyor. Yapma, gözünü seveyim ya. Aa. Cazime, nereye gidiyorsun ya? Siz narahat olmayın Kemal Bey. Singe Hanım için hazırladığınız kahvaltıyı Singe Hanım'la birlikte romantik romantik yiyelim. Olur mu? Gel sen de bir şey, beraber yiyelim yani. Olur mu ya? Ay boş ver, boş ver. Yalla, hadi. Aa, dur hayatım, ne yapıyorsun? Millet de yerde ya. Bu sarı kara Fatma'yı gören kimi? Süpermen gelir, yerine öküzmen gelir. Daha bundan iki dakika kabak bana yaşlı sözler deyiptin. Çok çetindi ha? Çok çetindi. Gehvaltıyı men Cazibe için hazır eledim demek çok çetindi. Yo. Onu da yüreğe getmir ya sarı kara Fatma için kahvaltı hazır elemeye. Ben uşaklık eleyemem. Bedbaht ejder. Çilekeş ejder. Ya Rabbi. Ciğerlerim yanıyor. Ciğerlerim yanıyor. Sana ne be adam? Sana ne? Bırak, sen ne karışıyorsun? Atarsa atsın tek mi? Niye giriyorsun? Evli bir çiftin saadetine neden mani oluyorsun? Ah, katilim ben, katil. Ay canım Fatma gülüm. Ben mani olmasaydım diğer erkek kediler kim bilir mahvedecekti benim güzel Fatma gülümü. Değil mi cicim? Bakriye ne yapıyorsun ya? Ben sana diyorum katil oldum. Sen bana kedir kedi diyorsun. Kedir kedi diyorsun. Ay kedi canını senin ya. Cazibe'yi de ayırsak mı biraz ya? Beni gördüm ördü yani. Ay senin bu hoşgörülü, cool hallerin var ya. Kemal beni inanılmaz tahrik ediyor. Çıldıracağım ya. Ay ben seni yerim. Bana bak ben seni... Ne yaptın? Mıncıklıyorum. Yapma ya. Mıncık, mıncık, mıncık. Lan dur. Oyna. Oyna. Görün bacağında bakışıyorsun Kemal. Hem de benim otağımda. Ha Cazibe nereye? Ben geldim biraz temiz hava alım. Nece olsa buranın havası bozuluptu. Hem siz Singe Hanım'la ne iş görürseniz devam eyleyin. Bir şey yapmıyoruz ya. Aa gitti. Ay Allah'ım ya Rabbim, bu kızın hamilelik hormonları iyice cozuttu, sapıttı. Yok canım, ne hamileliği? Ay senin haberin yok değil mi? Neden? Cazibe dün bebeğini düşürdü ya. Ay bu kızın sakarlığı beni öldürecek. Nereden düşürdü? Ne? Ah! Yoksa öyle mi düşürdü? Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ben de bu kız neden bu kadar suratsız, neden bu kadar huysuz diyordum kendi kendime. Hatta acaba bana mı gıcık oldu bu kız dedim. Daha sonra günahını almışım kızın, gördün mü? Ah Baycan da mahvolmuştur, mahvolmuştur şimdi. Yazık. Baycan mı? Ama neyse hayatım, hadi çıkalım gidelim ya. Ha bu arada o senin o Baycan diye tanıdığın adam var ya, o şey çıktı, o hacker çıktı. Vardı onun tipinde bir gariplik, bir tipsizlik vardı zaten de. Hacker ne demek? Susma hakkımı kullanıyorum. Aman bir anda seni adam öldürdü zannedecek. Yani seninle ne alakası var ki? Takdiri ilahi. Değil mi canım? Değil yo, 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 yo. Ben artık buralarda yaşayamam. Bu kahpe İstanbul bana artık dar. Bir daha evine gidecek. Saçım, sakalım birbirine karışana kadar orada berduş bir hayat süreceğim. Bak berduş olmaya başladım yavaş yavaş. Yürüyüşüm değişti. Aa Fakriye. Ya sus be kadın, sus be. Hala Fatma Gül diyorsun, hala. Fatma Gül, bir dakika. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Ya Rabbi, ya Rabbi. Kocacığım, saçların siyahlaştı. Senin dilin ne söylüyor Fakriye? Sıkıntı gidince saçlar da siyahlaştı. O zaman iyi anlamda ya Rabbi. İşte bu. Senden beklediğim fikirler bunlar. Kaçma, kaçma. Bırak, Fatma bırak dedim. Gel yavrum. Bırak Fatma Gül'ü. Bırak, ne istiyorsun Fatma Gül'ünden neyse, sen? Neyse, mutfağa gitti. Ben onu mutfakta arkalarım. Ne istiyorum biliyor musun? Ne? Bana böyle fikirlerle geleceksin Fakriye. Kocanın tamam. Arkasındaki başarılı kadın olacaksın. Bir dakika. Alırım ben o mutfaktan. Sen şey yapma, takılma. Tamam. Fazla şey yapma. Ben Fatma anlatacağım sana. Fatma Gül'ü getir bana. Ya dur, getireceğim Fatma Gül'ünü. Dur ya, bir şey anlatıyorum. Anlat. Kedi sıkıntılara iyi gelir derlerdi de inanmazdım. Anlatacağım birazdan ne olduğunu. Fatma Gül, gel yavrum. Fatma Gül. Gelin.
Gelin, 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 gelin. Aa, hoş geldiniz çocuklar. Geçin, geçin, geç, 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 geç. Gel. Buyurasın Hulusi babacığım. Sana layık değil ama Çamsakizi çoban armağanıyım. Ya çocuklar niye zahmet ettiniz? Yani insanı mahcup ediyorsunuz vallahi. Ne mahcubiyet be Hulusi babam. Şopar şombalak 10 yıldır az mı ekmeğini yedik be ya? Size layık değil ama. Çok güzel kokuyor. Ziver Bey, yani biliyor musun? Zevzeklikte fesaya çıktın. Bak evlat, ben hayatta 3 şeyden nefret ederim. 1, arabamı otoparka bıraktığımda parkçının arabanın anahtarını üstünde bırakın dedikten sonra çalınacak eşyalardan mesuliyet kabul edilmez demesi. 2, televizyonda her kanal değiştirdiğimde ses ayarını yeniden yapmak zorunda kalmak. 3, personelimden birinin misafirlerimin yanında zevzeklikte tavan yapması. Arkadaşların yanında kalbini kırmayayım Ziver Bey, çık dışarı. Emredersiniz Hulusi babacı. Yetiyeceğiz Hulusi ben bırakayım. Hem de böyle baş başa romantik bir kahvaltı eleyecek. Zırt kapı gelen sarı kara Fatma. Sarı cadı süfreyi gören kimi böyle üstüne atlayıptı. Ele bilir ki Kemal'ı süfreyi özüne hazırlayıptı. Size bunu neyi anladıram? Bizi zengeyleyin ehleyin deyip durursunuz ay kardeş. Neçe? Yeni ben bilmediğim nömreye soruşmam mecburam ha? Yani yeni bir defa da bir geribin derdine kulağı assanız ne ola? Yaşı. Bilinir ki bu garibin derdine kulağı asma hiç niyetiniz yok. Yaşı vallahi ama böyle göbeğinizi oynada oynada 118-118 demeyebilirsiniz. Çobut. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır Hulusi babam? Hep sen bize gelirdin be ya. Bu sefer tabii bizi makamına kadar getirdin, mahcup ettin be. Yani şimdi bak o kadar yıllık hukukumuz var değil mi? Sizi buraya çağırmam sebebim sizin bir kız çocuğuna sahip olmanız. Abi gacı, ceketimi atsam üstüne şopar pırtlatırsın ha. Ne şoparıdır be ya? Bir dakika ya, yanlış anladınız ya. Şimdi benim kızım Simge'yi biliyorsunuz değil mi? Abi bilmez miyiz Hulusi babam? Şu gargacıdır. Şimdi Simge'ye bir ders vereceğiz. Diyeceğim ki bundan sonra sen gerçek ananın babanın yanında yaşayacaksın Simge. Ve senin gerçek anne baban işte bu çiçekçi aile. Gel bakalım nankör ama nankör olduğu kadar da sevimli yaratık Fatma Gül. Ejder Bey, sen hani kedi sevmezdin? O sadece bir kedi değil Bakriye. O bütün negatif elektriklerimizi pozitif elektriğe çeviren bir adaptör görevi görüyor adeta. Ve bu yüzden de Cazibe'nin kedisi olacak. Ona adapte edecek. Pozitiflikleri adapte edecek ona. Sevdiğin zaman mutlu oluyorsun. Sevmedin mi üzünlü oluyorsun. Bana bunu yapamazsın. Fatma Gülüm'ü benden ayıramazsın. Lütfen kaç kızım, kaç kurtar kendini. Bırak. Ben kafesledim onu. Box'ın içine koydum. Bırak. Bak Fakriye, bu box'ı kapatalım. Otur yerine. Otur yerine be kadın. Otur yerine. Bu evin erkeğim benim dediğim olacak. Susacaksın. Susacaksın. Bitmiştir. Bu kedi Cazibe'nin kedisi olacak. Eğer yapamam diyorsanız hiç girişmeyelim bu işe. Yok be Hulusi babam, bizim için hiç sorun olmaz da... şimdi be ya, biz bu Hulusi babanın sarı gacı kızını... bizim şoparlarla aynı şartlarda mı yaşatacağız be ya? Ya işte benim tam da aradığım bu. Sizinle aynı aşı paylaşsın, aynı işi yapsın ki... hayatın zorluklarını görsün, öğrensin. Abi Hulusi baba, biz tek gözlük oldu da... 2 lokma aşla... Tamam bak, her ay başı geleceksiniz benden 1000 lira harçlığınızı alacaksınız. Ben sizi hiç zor durumda bırakmayayım çocuklar ya. Abi Hulusi babam, senden sipali isteyen mi oldu? Bizim derdimiz para değil ki. Girse şunu, bir 500 yapsam. Tamam, 1500 olsun, 1500 olsun. Şimdi kulağınızı açın, beni dinleyin. Selam Cazibeciğim. Selam Makbul Hanım. Ay Cazibe, sana zahmet olmazsa şerefimi sana bırakabilir miyim diyecektim. Yani Kanal 76 diye bir programa konuk oldum da. Zahmet olmaz, bırakabilirsin. Aa Cazibe, sen niye böyle suratın asık? Yoksa canın bir şeye mi sıkkın? Ben biraz.
Ah ah, yine o Kinyas üzdü seni değil mi? Kinyas, Kemal evde yoktu Mehpül Hanım. Sen karizma anne, Cazi Bey'i yüzmenin hesabını ben Kemal'den söyleyeyim. Olur mu canım? Benim de canım çekti. Birlikte sorarız hesabını. Tamam. Hamile hamile, niye üzdü bu Kinyas seni ha? Şeref, sen televizyaya bak görüm he? Aa anladım, kızsal meseleler. Cazibe, hadi anlat bakalım. Mehpül Hanım, bu söyleyeceğimi hiç kim bilmir. Hiç kime demeyin ne olar, ha? Olur mu öyle şey Cazibe? Yani tabii ki aramızda sır. Hadi anlat. Şey... Menesinde hiç hamile olmamışam. Ne? Nasıl yani? İndi... Şöyle ki... Ondan sonra da sinirlendi, çekti kapıyı girdi abi. Of, siniri geçmiş midir acaba ya? İyi de kardeşim, şimdi yani benim Simge'yle olan durumu biliyor. Ben nasıl ona derim ki yani ben bu kahvaltıyı Cazibe'yle böyle baş başa kahvaltı etmek için hazırladım. Ya bunu diyemem ki. Söyle abi, haklı değil miyim abi ya? Haklıyım değil mi? Ha, evet, evet. E yani, bana da yazık ya, bana da yazık abi. Ne? Ne yazık abiciğim, anlamadım. Lan Amip, sen beni gene mi dinlemiyorsun? Yo, ben şimdi bu fal şeysine bakıyorum. Ayıp be. Ulan bir arkadaş taklidi yap da bir gün beni dinle. Ayıp, ayıp. Ben Enis'i arayayım Cazibe'yi ya, dur. Çok istiyorsan de sarı kara Fatma'yı zengeyle. Onunla hoşbet edersen. Açmıyor abi. Cazibe telefon açmıyor. Niye açmıyor sence? Ne bileyim abiciğim ben niye açmıyor? Belki Baycan'la beraberdir Kemal. Dur dur. Şimdi bir fal bakayım da ben yüzde kaç Baycan'la berabermiş onu anlarız Kemal. Barış sana buradan bir gömerim abicim. Hayatını maça papazı olarak devam ettirirsin. Şaka yaptık abiciğim. Yapmayacaksın lan bana şaka maka. İçinde Baycan geçen cümleler kurmayacaksın benim yanımda. Artist. Amma abarttın Kemal'im ha. Ne demek abart? Bak kıllandırdın beni şimdi. Vallahi kıllandım abi. Şimdi bana bak. Simge'ye uydurduğumuz yalan gibi ben yokken eve Baycan atmış olmasın lan bu kız. Tövbe estağfurullah, aklıma neler geliyor ya. Dur dur abi. Ben en iyisi evden arayayım, açana kadar da çaldırırım. Evet Kemal, kesin seni evden ara, bir açana kadar çaldır da en azından konsantrasyonlarını bozarız kardeşim güzel fikir. Konsantre abi, adamı hassetme, bir sus. Ya, çalıyor. Alo Cazibe. Cazibe değil canım. Makbule geçer. Makbule geçer mi? Geçer geçer. Hem de ezer geçer. Şey, ben Kinyas. Aman adımı da karıştırdı bana bu kadın ya. Kemal, Kemal ben Cazibe'yle görüşecektim. Cazibe'nin seninle konuşmak istediğini hiç sanmıyorum Kinyas. Ama siz bizim evdesiniz değil mi? Yok. Sizin evden bizim eve hat çektik. Ay ne kıt akıllısın. İşte Kinyas değil mi? Ah! Ne oluyor lan? Kağıtları topluyorum da Kemal'cim. Kapattı. Hadi ya. Kimdi o? Kinyas, Kinyas. Sizinki yoksa benimki? Seninki, seninki. Suratına telefonu kapatıverdim. Ah! Lap yakşı. Çatlak kadın ya, konuşturmadı beni karımla ya. Hadi ya. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Makbule Geçer'in bizim evde olduğunu öğrenince hiç bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi. Tabii tabii. Yani şimdi senin içinde rahatlamıştır biraz yani. Yani. Bir de yani eğer hani... Ne mırıl mırıl konuşuyorsun lan? Tabii de yani mani. Ne diyorsun sen? Şimdi şöyle yani diyorum ki Kemal. Cazibe yengem Makbule ile Şeref şimdi sizin eve gelmiş. Cazibe yengem onları sizin eve getirmiş. Ondan sonra da Baycan'ı alıp Makbule'lerin eve gitmiş olmasın Kemal. Sen sapan konuşma, ağzını burnunu kırarım seninle. Şaka şeysi yaptım gene Kemal. Yapma lan bana şaka. Cazibe, Baycan'la benim hakkımda bana şaka yapma kardeşim. Zaten paranoya bağladım. Yapma. Şimdi bence biraz fazla büyütüyorsun gibi geliyor Kemal. Ya niye yani şimdi abicim? Hani Baycan denen adam böyle çok yakışıklı, sempatik, her kadının böyle birlikte olmak isteyeceği türden bir adam diye Cazibe'nin yanına kalkıp böyle onun kollarına atıp kendini şefkat dolu dakikalar yaşamayacak herhalde Kemal. Yani. Nasıl lan sen? Öldürürüm lan seni. Çok şaka, diyorsun sen? Vallahi şaka şeysini, gene şaka şeysini yaptım. Ben sana bir şey diyeyim Kemal. %100 yani sen Baycan'ı cebinden çıkartırsın o derece. Hiç tartışmam ben bu konuyu yani. Çok
Artırım da. Yapma böyle şakalar bana. Ben zaten kendime rakip görmüyorum canım o lavuğu. Allah Allah. Hayret bir şey. Abi kapatalım şu bağcan mevzusunu ya. Bak vallahi sinirleniyorum ha. Adam çekti gitti belki de memleketine. Burada olmayan bir adam hakkında böyle fazla konuşmayalım bak. Kalbini kıracağım ha. Tabii canım tabii. Telefonun çalıyor. Titriyor musun abiciğim? Bir ses geliyor. Ay, ulan benden önce anladın ha sen. Ne diyorsun? Bas istasyonu gibi adamsın Kemal. Dur bakayım. Alo. Kiminle danışıram? Danışma? Yok canım. Danışma falan değil. Yanlış oldu herhalde. Yok. Barış Bey'le mi danışıram diyelim? Ha öyle danışma. Evet buyurun benim. Barış Bey. Hayırlı günler. Ben Baycan. Cazbe'nin köhne nişanlısı. Kısmetse de gelecekteki ereğin zamanı. Evet, evet, evet. Canım benim, nasılsın Aybalan? Aman, kardeşim, ne iş? Lan, Aybalan mı? Cazibe'yle mi konuşuyorsun? Versene, ver abi, ver. Yok canım, Cazibe falan değil. Şey, benim bu Cazibe yengeyle konuşurken ağzıma böyle şey olmuş. Sürç, Aybalan falan alışkanlık şey olmuş. Müşteriyle konuşuyorum Kemal, bir müşteri de kendisi. Evet, buyurun, dinliyorum. Kardeş, sen bana evine bir kiracı aktarırım demiştin. Evet. Ha, eğer hele birini tapabilmedinse, ben senin evine kiracı olmak istiyorum. O zaman biz bunu öğlen yemekte falan konuşalım isterseniz. Olar olar, ben sizin gittiğiniz kafede ya. Ha, çok güzel, çok güzel. O zaman şimdiden hayırlı olsun diyelim biz buna. Aa, çok teşekkür ederim. Sayenizde özüme kalmak için bir ev tapabildim. Geriye bir tek Cazibe'nin könlünü kazanmak kalır. Hayır, inşallah, inşallah o da olur tabii. Şimdi bana bak, müdürüm de hayırlı olsun diyordu. bana bak, müdürüm de hayırlı olsun diyor efendim. Ya da ver abi, ben bizzat tebrik edeyim, ver. Yok yok, şimdi çok yazdı kendilerine. Uzun süredir konuşuyoruz, zaten büyük bir firma değiller kendileri. Büyük firma olmadıklarından dolayı... Daha sonra anladın sen onu, şey yaparız. tamam, o zaman öğlene görüşürüz Baycan Bey. Ha, görüşerik, sağ ol. Baycan Bey mi? Sen Baycan'la mı konuşuyorsun lan iki saattir? Yo abicim, ne alakası var ne Baycan'ı? Baycan Bey dedin. Yo, ben Baycan Bey dedim. Kendisi bu yeni çalıştığımız firmanın muhasebesinin şeysi de... Can Bey kendi, ben ona Baycan Bey... şey yaptım. Ya ne oğlum saçmalama. Bir insana hem bay hem de bey denir mi? Biz Bay Hulusi Bey mi diyoruz? Ay, keşke desek ama niye demiyoruz? Çok daha bir şey olur aslında. yok işte ben o şeysine kendisine şimdi bunlar bir de yeni müşteri ya. O yüzden biraz daha böyle hassas olmak lazım diye öyle beyli baylı. Tamam abi tamam kafa ütüleme. Amiplerin efendisisin yani. Vallahi billahi. Selam. Hoş geldin böceğim. Buyur, otur. Hoş geldin Simge Hanım yenge. Aa, Kemal ne diyor bu Simge Hanım yenge ne demek? Amipliğin kitabını yazıyor işte. Sen ona bakma, otur hayatım. Ay oturamayacağım çünkü babuşuma geldim. Babuş bana acayip bir surprise yapacakmış. Yani çok merak ediyorum. Ay böceğim galiba o istediğim arabayı falan aldı bana ya. Surprise olayı var. Hani gideceğim babamın yanına şu an. Hadi hadi inşallah böyle özelliği vardır da rahat ederiz. Hadi böyle bir surprise var. Öptüm böceğim, hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi. Sürpriz var. Geç lan sen de yerine. Yani bu hamilelik olayı baştan sona yalan da ha? Bana bak, yoksa sen Kinyas'ı böyle kıskandırmak için mi böyle bir yalana başvurdun ha? Yok Mehbül Hanım, yani... Aslında işin doğrusu biz Kemal'la... Doğrudan da... Cazibe sen ne inirsen? Ne vaktir bu sırrı hiç kime dememek için eleştirdik. Şimdi hırsından durup konum komşuya diyeceğim. Cazibe sustun kaldın hadi söylesene meraktan çatlayacağım. Ha yok ben geldiğimden gelen sesi dinleyirdim. Kemal'le sen gerçekten? He. Kemal'la ben gerçekten böyle birbirimizi çok severek evlendik. Ama böyle Kemal beni köhne günlerde olduğu gibi böyle çok... Semir gibi. Hah, tipik erkek işte. Ama unutma Cazibeciğim, başarılı bir evlilik defalarca aşık olmayı gerektirir. Ama ben onsuz da Kemal'a hele de ilk günkü gibi aşığım. Ay bak sakın bunu Kinyas'a falan söyleyeyim deme.
Anladığım kadarıyla Kinyas'ın sana bir kez daha aşık olması gerekiyor. Yaşı ne olacak? Tabii ki dünyanın en eski formülüyle. Yani kıskandırarak. Kıskandıracağın biri var mı kız? Kıskandırmak için biri. Esin'de var idi ama o da gitti. Selam babişko. Vallahi sürprizi duyuracağım. Uçtum geldim, uçtum geldim. 300-500, 300-500. Canım, canım. Oh Faris, öp dedin. Öp dedeni bakalım. Hoş geldin yavrum, hoş geldin Simgeciğim. Bak şimdi aslında daha fazla uçacaksınız sürprizi duyunca. Ay babuş, yoksa tahmin ettiğim şey mi? Vallahi pek tahmin ettiğini sanmıyorum ama Simgeciğim. Ay ne sürpriz, hadi ne sürpriz söyle. Söylüyorum Simgeciğim, şimdi sana bir kötü haberim var, bir de kötü haberim var. Sürpriz demiştin. İşte kötü sürpriz yavrum. Şimdi o iki kötüden hangisini daha önce duymak istersin? Ben o zaman şey... kötünün de kötüsünden başlayalım. Tamam, o zaman başlıyorum. Simge, yavrum. Annen Durdagül var ya... Aman Allah'ım! Annem öldü mü yoksa? Babişko, yoksa daha kötüsü. Annem alışveriş duyusunu mu kaybetti? Bizim salaklığı da aynı annesi ha. Şimdi nasıl yutturacağız da başkasının çocuğu olduğunu? Simge yavrum, bak şimdi annen Durdagül ne öldü ne de alışveriş duyusunu kaybetti maalesef. Ay ne oldu peki? Şu oldu, bak açıklıyorum. Senin annen Durdagül zannettiğin annen senin gerçek annen Durdagül annen değil. Yazıklar olsun baba. Yazıklar olsun. Yani annemi aldattın. Bunu anneme ve bana nasıl yaparsın? Püh! Ya bizim annen Durdagül'ü aldatmışlığı falan yok. Yani Durdagül senin gerçek annen değil. Allah'ım. Allah'ım şoklara girdim. Şok oldum. Annem benim annem değilmiş resmen babişko. Hah bak babişko dedin. Burada ikinci kötü haber devreye girdi. Babişko dediğim ben, Hulusi Bey de senin gerçek baban değil. Aman Allah'ım! Annem seni aldatmış! Nasıl yapar bunu? Şuluk! Ya bu kızı biz çiçekçiler acaba dershane kadar değil de temelli mi versek, ne yapsak? Yarım! Yani bak şunu demek istiyorum. Biz seni evlatlık aldık. Evlatlık. Lık lık. Yani ben şimdi... Şimdi şöyle, sen evlat, benim çocuğum olsan evlat oluyorsun ama başkasından alınca bir de lık giriyor bunun içine. Evlatlık oluyor. Ben şimdi evlatlık çocuk muyum? Oh dear God. Mağdur. Şok mağdurum, mağdur. Şok mağdurum, mağdur. Mağdur. Şok mağdur. Şok mağdurum, mağdur. Kocacığım lütfen bir daha düşün ya. Ya Fakriye düşünülecek bir şey yok ya. Düşünülecek bir şey yok. Hayvan burada daha mutlu olacak kesin. Evde hayvan senin tarafından ne zaman yenileceğim diye düşünüyor. Korkuyor hayvan ya. Aşk olsun Ejder. Yani bunca yıl sonra benim başıma mırnav kedinin olayını mı kakıyorsun tekrar? Ay ne yapayım yani? O vakit sokağa çıkma yasağı vardı ve evde yiyecek hiçbir şey yoktu. Allah'tan o gün ben görevliydim ha. Evde olsam beni de yiyecekti bu. Ejder ya. Ay. Yarım kilo kapacaktı affedersin. Mağdurum. Şok mağdurum, mağdurum. Öksüz yetim mağdurum. Mağdurum da mağdurum. Ya çıldıracağım şimdi. Bir saattir aralıksız mağdurum da mağdurum tutturdu. Simge kızım. Mağdurum. Şok mağdurum, mağdurum. Simge! Ama mağdurum. Tamam kızım. Bak anlıyorum seni yani, anlıyorum da. Şimdi ben ve annen Durdagül seni gerçekten çok seviyoruz. Yıllarca sevdik ama gerçek annen baban gelip kızımızı verin, kızımızı verin diye seni isteyince gerçekten çok üzüldük yavrum. Ne? Ay üvey babuşko, yani gerçek annem ve babam yaşıyor mu? Tabii yaşıyor yavrum. Ve sen onları tanıyorsun. Yip, evet. Allah'ım. Allah'ım yarabbim. İnan
Babişko. Yani bir yandan sinirli ve kızgın, bir yandan üzgünüm, bir yandan merak içindeyim. Yani benim gerçek annem ve babam nasıl insanlar acaba? Ay dur. Söyleme Babişko, vey Babişko. Senin gibi bir iş adamı değil mi gerçek babam? Evet, ticaretle uğraşıyor yani. Bildim ben, bildim. Kesin yani, kesin büyük bir iş adamı. O yüzden beni şey yapamadılar, bakamadılar bana. Çok yoğun işleri vardı, o yüzden bakamadılar bana, size verdiler. Evet, ona göre bir, ona gibi, onun gibi bir şey. Ay o zaman ben şimdi kararımı verdim Babişko, üvey Babişko. Kararımı verdim. Gerçek annem ve babamla tanışmak istiyorum. Çağırabilirsin, gelsinler. Zaten çağırdım kızım. Ziver Bey, misafirlerimizi içeri gönderiver. Üvey Babişko, şimdi şu kapı açılacak. Ve içeriden gerçek babam, Bill Gates gelecek. Öyle zengin ki. Ay annem de Sharon Stone falan herhalde, öyle olsa gerek. Ha Cazibe, sana kedi aldık. Meme. Evet. Çocuğunu düşürdüğün için çok üzgün olduğunu biliyoruz. Kedi aldık sana. Yarın tutmaz belki ama bu kediyi seveceksin. Bununla oyalanacaksın. Canım, yavrum diyeceksin. Fatma Gülüm diyeceksin. Anladın mı? Evinin kadını, kedinin anası olacaksın. Ay teşekkür ederim ama hiç lazım değildir Ejder Bey. Hem bu eve arada bir simge gelir itinden birlikte. Hayvana eziyet eder, hoş. Siz daha çok eziyet eliyersiniz ama... Yani siz de kalsa daha yakış olar. Hah, yaşa. Cazibeciğim bak sakın geri verme. Yani duymadın mı? Kadın kedi yiyormuş. Şerefim sen de gel bakayım. Şöyle Cazibe ablanın arkasına geç. Bak bu kadın seni falan da yer ona göre ha. Bana bak kırmızılı kadın. Konuştuklarına dikkat et yoksa. Yoksa ne olur? Ay. Ne olur ha? Şey olmaz, beni şey de mi yersin? Bak Fatma Gül tedirgin oluyor. Hayır canım. Ben taze kaşar severim. Bana kaşar ha. Dedin Cazibe değil mi? Tutma beni. Yapma. Aa bırak bırak. Fatma tutma sen. Fatma Gül Tansu. Ya kedi kaçtı ya. Kedi kaçtı. Durun. Durun. Evinizin kadını, apartmanızın sakini olacaksınız. Fatma Gül kaçtı. Fatma Gül'ün suçu ne ya? Fatma Gül'ün suçu. Kırmızılı kadının üstüne düşürüyorsun. Çekil. Kırmızılı kadının üstüne. Çekil diyorum. Yavrum pisim. Kedi pisim. Pisim pisim. Gel yavrum. Bırak. Buyurunuz, buyurunuz, buyurunuz. Gel, gel. Buyurun. Gelmiş. Ne oluyor ya? Yol geçen hanım burası. Allah Allah. Seyyar satıcı giremez bre. Amca çek çek. Çık hadi. Çık hadi şey. Çık hadi şey. Simge ne yapıyorsun kızım? Simge. Ah kızım. Nasıl da şugar olmuş. E maşallah. Kızım mı? İyi be Simge yavrum bak sana tanıştırayım. Baban Hüseyin. Annen Hayriye. O, dear God. Bunlar annem ve babam. Simge kızım, yavrum, kızım. Simge, yavrum, kızım, yavrum. Simge Hanım, hıp, bayıldınız mı Simge Hanım? Salak, baygın gel sana nasıl cevap versin ki? Kanki köpeği iyi mi desin? Simge, yavrum. Hulusi babacığım hani diyorum ki... Bir suni teneffüs yapayım, kurtarayım ya. Lan sen git köydeki eşeğine suni teneffüs yaptır. Kim çakacağım elimin tersiyle lan. Yürü git. Simge yavrum, Simge. Abiciğim ben o zaman yemeğe çıkıyorum. Ben de geleyim ya, canım sıkıldı. Bir hava alayım ha. Yok. Sen gelemezsin ki bak. Ne demek ben gelemem ya, niye? Çünkü ben bu şu yeni bizim çalıştığımız muhasebeci şey var ya... Baycan Bey. O kendisiyle ben yemek şeysine çıkıyorum da o yüzden Kemal. İyi de kardeşim ben de bu şirketin genel müdürüyüm yani, ithalat müdürüyüm. Yani gelsem ne olur? Allah Allah bakarsın yemekleri ben ısmarlarım ha. Ay, yok. Şey şimdi bu benim muhasebeci şeysi ya. Sen koskocaman müdürsün Kemal. Şimdi yakışık almaz muhasebeciyle böyle müdürün şeysi. Ben daha sonra sana o tarafın böyle bir müdürünü falan ayarlarım. Siz müdüre yemeğe çıkarsınız. Yani öyle çok daha şey olur Kemal. Aman istemem git. Ne yaparsan yap. Siz şimdi geyik yaparsınız orada. İki tane amip böyle. O da amiptir zaten. Amipler kardeşliği yaparsınız. O zaman ben çıkıyorum Kemal. Senin şu hala yemek ısmarla teklifin geçerliyse... Al vereyim ben parayı. Vallahi üzerimde nakit yok. İstiyorsan nah çek vereyim ha. O zaman ben çıkayım Kemal. Çık. Nasıl abi? Ulan bu Denyo muhasebeciyle bir işler çeviriyor ama...
Kokusu çıkar yakın. Yavaş lan. Kamar be, kamar be. Kolayı var mı? Kolayı. Kolayı lan. Kolayı lazım. Oğlum manyak mısın sen ya? Burası eczane mi? Kamal Bey kolonya var mı? Kamal Bey deodorantını kullanabilir miyim? Allah Allah. Yok. Hadi git. Yok, bu sefer kendim için değil Kamal Bey. Simge Hanım bayıldı. Ne? Simge mi bayıldı? He. Ay, Simge Hanım mı bayıldı? He. Ulan dur. Dur. Tamam, çık. Kolonya. Kolonya. He, kolonya. Kolonya. Kolonya burada ya. Bak şöyle gel. Ne oluyor ya? Hulusi Bey buyurun. Buyurun. Ne oldu ya? Polene falan alerjisi mi var Simge Hanım'ın? Hayır Kemal, polene falan alerjisi yok da gerçek anne babasıyla tanışınca böyle bayıldı. Hay bin gönül çelen, gerçek anne babası mı? Evet. Evet Kemal Bey, Hüseyin Bey ve Hayriye Hanım Simge Hanım'ın annesi ve babası oluyor bizzat direktman kendileri. Öpeyim babacığım. El öpenlerin çok olsun susak ağızlı evlat. Ama benim adım Hüseyin değil, Hüseyin. Benim adım da Ayriye değil, Ayriye. Ya Allah Allah, Hüseyin Ayriye. Ne fark eder ki? Aynısı değil mi? Değil. Ay babişko, babişko. Bu kötü bir kabus gördüm babişko. Simge, uyandırma mısın? Oğlum, kabus değilmiş, gerçekmiş. Allah'ım neredeyim ben, ne oluyor? Ay Kemal Bey, gördünüz mü? Güya bunlar benim gerçek annemle babammış güya. Gördüm ve şu anda Dumuristan yollarındayım yani. Güya ne demek kızım? Gerçek annem baban onlar senin. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Bana bakın, sizin çocuğunuz olmuyordu. Tamam mı? Büyümüş, hazır, sosyetik güzel çocuk buldunuz. Geldiniz beni almaya değil mi? Olur mu be kız hanım? Bir çaresizlikten verdik. Bak, yürecimiz dayanamadı, almaya geldik seni. Ay Allah'ım ya Rabbim, nasıl bir yazı yazdın bana sen ya? Nasıl bir yazı yazdın? Ben kendimi kuğu zannediyordum. Çirkin ördek yavrusuymuş. Hem de fakir çirkin ördek yavrusu. Hadi be kız hanım, encazımıza gidelim, hasret giderelim. Ya hadi siz gidin, ben eşyalarını arkadan yollarım. Yavrum git de annenle babamla bir an önce kaynaş. Abi ayıp koyayım o zaman. Ay gördünüz mü? İngilizcem de Roman aksanına kaydı. Demek ki gerçekten siz benim annemle babamsınız. Ben de sizin çocuğunuzum. Ha, abi yes. Aa. Let's go be anam be. Let's go gidelim be. Hadi gidelim be kız hanım. Akbilin var mı? Mağdurum dedim. Mağdurum, mağdurum, mağdurum dedim. Ya vallahi hocam, içim hiç rahat etmedi ya. Keşke şu yemeğin, yediğimiz yemeğin hesabını sen ödemeseydin ya. Aa, ayıp değil, ne önemi? Ya tabii orası öyle de, keşke bari ben şu hesabın üstünü ben almasaydım bari ya. Ya neyse, işte ev burası böyle olduğu gibi. Üstünüze afiyet, söylemesi ayıptır yani. Saray yavrusu gibi kendisi evin. Ondan sonra diyeyim, şimdi bu çarşıya pazara çok yakın, efendime söyleyeyim, ondan sonra depreme falan acayip dayanıklı. Hani kendi evim diye demiyorum, öyle bir şahane bir ev işte. Sana bir şey diyeyim ama senin oturabileceğin bir eve benzemiyor. Ha, şey şimdi, bu ev benim aslında annemle babamındı kendisinin. Onlar da ondan sonra şimdi Fethiye'ye gidince ev otomatik bana kaldı. Tabii şimdi işte peder de bizim biraz para olunca şey yapmadı. Yani benim aslında paraya hiç ihtiyacım yok. Yani benim aslında derdim böyle işte dostluk olsun, arkadaşlık olsun. Azerbaycan'dan gelmiş kardeşimize işte bir güzellik olsun. Maksat arkadaşlık yani işte. Tamam oldu o zaman. Köçürem yani. Harbi mi? Olduysa otomatik... Vallahi... Hayırlı uğurlu olsun. Çok şeymiş. Sen artık kendi evin gibi şey yap. Oraya yat, işte yemek masasında şey yap, banyosu çık. Ama abi seri gitsin ya. Şöyle kendi evin gibi bir rahatını şey yap olsun artık. Ya şey arkadaşım var ya. İstanbul seni acil bekler. Yahşi cazibe. Bura İstanbul yedi tepe, kullan tepe tepe. Yahşi cazibe. İstanbul seni acil bekler. Yahşi cazibe. Yeni Saragara Fatma doğrudan da Hulusi Bey'in kızı değilmiş he? Sorma vallahi ya, vallahi öyle. Sana soruşmura. Barış'a soruşura. He.
Evet yenge ha. Ben de sabah Kemal'den öğrendim ha. Düşünsene. Bir de bu böyle seyyarı çiçekçilik yapan bir ailenin çocuğuymuş ha. He, şimdi varlı da olsa, gasıp da olsa insanın insan olduğunu başa düşer. Evet yenge, vallahi sorma. Son derece haklısın gerçek. Bunu şeker koydu muydun? He, atmıştım. Lazım edeyim, zahmet etme, uzatma. Ben kendim alırım çayımı. Zahmet eleme lan. Bu çay acı. He, içinde tuz vardı. Bu ne ya? Çocuk çocuk hareketler. İyicene çocuklaştın yani. Şakalara bak. Sen şimdi bunun çayın içine tuz mu attın yenge? Çak çak çak. Süpersin ha. Ne Ebran? Ne diyorsun? Gördün mü bak hangi zeka yaşıyla biri olduğunu? Bak gör. Kardeşim dedik ya sabah böyle Simge'nin hareketleri yanlış anladı, o yüzden artistik yapıyor diye. He, Simge hareket eledi, sen elemedin he? Ellemedim, elemedim derken o anlamda değil yani. Bir şey yapmadım ya, Allah Allah ya. Kıza zaten Allah vurmuş, anası babası garip iki tane insan çıkmış yani. Tövbe estağfurullah, sabahtan beri anlatıyoruz ama anlamıyorsun ki. Demeli Hulusi Bey'in doğruçu kızı değilmiş Simge Hanım. O vakti Simge ile rahat rahat danışabilirsin. Eğer danışabilecek bir şeyin varsa. Yok canım, ne danışacağım? Allah Allah. Hem zaten yani ama tamam annesi babası değil ama manevi evlatları sayılır gene sonuçta. Bir şey konuşmama gerek yok yani. Konuşmam, yok konuşmam. Danışmak isteseydin danışırdın Kemal. Allah Allah Allah, danışmak. Bir dakika ya, ben sana niye hesap veriyorum ki bu konuda? Ben anlamadım yani. Sen ilk önce bana eski nişanlını neden İstanbul'a çağırdın? Onun hesabını ver. Ben çağırmadım Kemal. Senin sevgilin çağırdı. Allah Allah, nereden bileyim? Belki de sen gittin Simge'ye yalvardın. Çok özlemiş hemen Bağcan'ı, çağır buraya gelsin diye. Ne bileyim ben? Olabilir yani. Allah Allah. Bir de bana gelmişsin, konuş konuş rahatsız oluyorum diyorsun. Konuşmuyorum kardeşim. Hem yani o beni mıncıklamadı ki. Ben onu mıncıkladım. Oh, ben mıncıkladım. Ha. Ha tabii. Allah Allah. Hem sen kapıyı iyi ki çekip çarptın gittin ya. Daha rahat böyle oynaştık, mıncık yaptık. Yani. Çabutsan Kemal, çabutsan. Hem de benim otağımda. Evet, dedik ki Cazibe'nin otağında yapayım. Hem de ben de dodaktan öpsün görek yaptım yani. Daha oh, 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 ne güzel vallahi. Suyundan da koy oldu yani. Ha. Kapı da çalmadı. Öptüm, kapı çalmadı. Ah, kapı çaldı şimdi. Niye çaldı? Çünkü Simge yok burada. Simge'yle beraber olsaydık kapı çalmıyor yani. Çalmaz yani. Ben bakarım şimdi kapıya. Otur sen Barış. Ben bakarım. Ne de olsa ben bu evin hizmetçisiyim. Kıl etti beni yani, bak kıl etti yani. Salam Cazibe. Ha, bir sen çatış burada. Kinyas'ın sana bir kez daha aşık olması gerekiyor. Ne olacak? Tabii ki dünyanın en eski formülüyle. Kıskandırarak. Cazibe, hara bakırsan? Cazibe kim geldi? Hiç. Bir dostu. Bacan geç içeri. Bacan mı? Ha, bak bak bak. Ay, bacan gelmiş. Bak bak. Şimdi bacan. Şimdi senden önce benim bu Kemal taşınmak istiyorduydu da ben Kemal'i ben hiç istemedim, tamam gelmesin falan dedim. Şimdi senin bana taşındığını falan öğrenmedi, çok ayıp oldu. O yüzden şimdi hiç yaptım, tamam mı? Sen rahat olma, ben hallederim. Şey yap şöyle. Otur bir şey yap. Cazibe ne işi var bu herifin bu evde? Ne olup Kemal Bey? Sizin dostlarınız bu otağı ziyaret edebilir. Benim dostlarım edemez. Ah Baycan. Ben seni hoş gelmişsen demeye yağdımdan çıkardım. Hiç gördük. İş güç kariyer Cazibe Yahşi. Türkiye'dini bulup evlen Yahşi. Hadi. Yahşi Cazibe. Anne kurban olsun, söyle kız hanım. Ben şimdi birazcık şoklarda olduğum için biraz dinlenmem lazım da. Dinlen kız hanım, dinlen.
Baba, benim odam neresi? Baba. Hüseyin televizyon seyrederken dalar gider, duymaz seni. Kız hanım, duymaz. Televizyon göremiyorum ben bu odada. Durumumuz yoktu. Sadece kumandasını alabildik. Gerçi onu da çöpten bulduk ya. Hadi neyse. Hüseyin öyle alıya dalar gider. Halıya mı? Allah'ım ya Rabbim ya, nasıl bir dünyaya geldim ben böyle? Ya benim yatmam, dinlenmem lazım. Benim odam neresi? Adam derim, adam. Abi duymaz mısın, adam derim. Kız seslenir, odam nerede der. Beyvar bey, şurada 2 dakikalık TV keyfimiz var, onu da içine ettiniz ha. Ne var? Kızım derim, odam nerede der. Hangi odayı verelim kızana? Hangi odayı verelim? De kızanım, bir gözcağız odamız var. Şimdi sana bir güzel mis gibi yer yatağı yaparım. Yatar uyursun. Ay ben yerde falan yatamam ya. Allah'ım ya Rabbim. İstemediğim mekanlarda maceradan maceraya koşan roman kahramanları gibi oldu. Abi biz okuyamadık kızanım. Bizim bildiğimiz roman kahramanı sadece Balık Ayhan'la Kibariye. Ah rahmetli babacığım, ne çok istedi bizi okutmayı. Ama hayat işte, bir fotoğraf parası bulamayan adam nasıl çocuk okutsun? Nurlarda yatası inşallah. Nasıl bir hayata düştüm ben Allah'ım ya Rabbim. Neyse, yarın giderim de tutuşla bir güzel alışveriş yaparım. Moralim yerine gelir. Baba, yarın alışverişe çıkacağım da kredi kartını alabilir miyim please? Alabilirsin be kız hanım, alabilirsin. Ama bir simit bile alsan, limiti açtım ve şopar der bizim kar. Ne öyle küçük bir sorunu var. Hadi, bu akşamlık bu kadar çalışma yeter. Yemek odasına geçelim, acıkmadınız mı? Hadi. Hadi. Acıkmışsınız. Hadi kız hanım, hadi. Al otur. De hadi otur kızım. Mersi, ben almayayım. Size afiyet olsun. Teşekkür ederim. Abi kız hanım, gel bir çorbanı iç. Ondan sonra yatarsın be ya. Soğanın cücüğünü de verim sana. Hadi kızım, otur. Allah'ım ya Rabbim, nasıl bir yere geldim ben? Nasıl bir hayatın içindeyim? Unbelievable bir durumdayım şu anda. Barış Bey, geçen günkü söz sohbetin sef anlaşıldığını söyleyince dedim ki gelim hem aradaki buzlar eresin hem de Cazibe'ni görün. Ha, Barış. Şimdi ben bunu geçen gün yolda tesadüfen gördüydüm de. Kendisi öyle çok sinirli bir vaziyette. Simge her şeyi anlatacağım diyordu Kemal. O yüzden ben de dedim şimdi bunu biraz yumuşatayım falan diye şey yaptım da. Bana bak, unutma sen şimdi Cazibe'nin patronusun adam. Biliyoruz lan, amip. Karadeniz ha. Hayır ama yani üstüne alınabilirsin. Bence bir mahsuru yok. Buyur Baycan. Zahmet elemeseydin Cazibe. Aa, ne zahmeti. Nuş olsun. Ay çok zahmet oldu yenge. Sağ ol canım, almayayım. Benim bugün canım böyle tuzlu kahve içmek istemiyor. Yaşı, sen bilersen. Tam da sizin sevdiğiniz kimi Kemal Bey. Orta şekerli. Cazibe, hatırlıyorsan mı iller önce seni istemeye gelende yine böyle bir kahve pişirmiştin bana. Ama ben heyecandan kahveni üstüme tökmüştüm. He, hatırlayarak. Üstün başın kahve olmuştu. Birazdan tarih tekerrür edecek, meraklanma. Ama bu sefer başından aşağı dökülebilir, söyleyeyim de. Anlamadım. Şey diyor ya, o ne geçmiş zamanlardı öyle diye şey yapıyor işte, eski zamanlara dem vuruyor. Baycan, sen harda kalırsan? Otelde. Nerede kalırsa kalsın canım. Çocuk yani bir tane bizi hiç ilgilendiren şeyler değil ki bunlar. Kalıyor bir yerlerde. Ben şeyi merak ediyorum Usul. Bu Ramiz'i öldü mü Kemal? Gözünü acayip merak içindeyim. Ramiz'i yaşıyor mu, öldü mü? Ne olur? Barış dur görün, merak ederim. Aman merakından ölecek. Nerede kalıyorsa kalıyor kızım. Azerbaycan başkonsolosu musun sen? Koskoca adam. Bulmuştur herhalde kalacak bir yer. Birinin yanına eve çıktı.
İşte birinin yanına çıkmış ya. Hiç de tanımadığımız biriyiz olsa gerek. Ya bize ne, hiç ilgilendiren şeyler değil işte arkadaş. Çıkmış birinin yanında evde kalıyormuş zaten. Onu diyeceğim de şey diyeceğim ben. Bu sene kim şampiyon olur ki? Acayip bir merak var gene bende. Evin hangi taraftaydı? Hangi tarafta? Sen tarafta canım ne kadar şey var. Şu taraf, şu taraf, her tarafta olabilir. Hiç önemli değil bunlar yenge. Sen de acayip şeylere takılıp duruyorsun ha. Boş ver bunları, hiç önemli değil ki şu tarafta. Her tarafta olabilir. Bizi ilgilendirmeyen şeylerle biz neden şey yapıyoruz ki? Kıllığına yapıyor, kıllığına. Ben de köyde nişanlımla en içeride yaşasam o da düşüner. Harda kalır, nece kalır. Herden de ziyaretine gelirim. Allah Allah. Oldu olacak biz Barış'la çıkalım. Siz yalnız kalın ha. Nasıl olur? Adama bak ya. Çat kapı geldi akşam başı. Hasta mıdır nedir ya? Kemal Bey misafir sevmir diye sen. Yok, misafirine göre değişir. Neyse, istiyorsanse gel yede bir yerde sohbet edeyim. Canım benim kuru kalmasın. İstersen biraz suyundan da koyayım. Ne dersin? Şişt, Kemal. Sakin ol abicim. Ne yapıyorsun? Cazibe'nin mesaisi bitmedi arkadaşım. Hadi sen ikile naş naş hadi. Kemal Bey. O zaman biz bacak kardeş. Çıkalım gidelim de hani bilmediğimiz evlerimize böyle ayrı ayrı şey yapalım o zaman ha Baycan Bey. Yaş yaş. Cazibe'n gidirem. Sonra görüşerek. Yine geleceğim. Tabii tabii gel gel. Ama vasiyetini yaz da gel. Bilemiyorum yani. Ne olur ne olmasın. İşte bu Kemal'in de akşam şakaları. Bacan kardeş biz çıkalım da artık hani sen de nereye gideceksen ben de bileyim senin evini mi bileyim. Beraber yürürüz işte. Çıkarken sen evine gidersin. Ben de orada bilmediğim İstanbul şeysi artık. Hadi. Kemal görüşürüz. Cazibe yenge görüşürüz. Televizyonun sesini kısayım mı? Ya ne televizyonu ya? Ne diyorsun sen? Temizleme malzemelerim yok diyorum. Gece kremim yok, toniğim yok, serumum yok, hiçbir şeyim yok diyorum. Anandan işte be ya, onda vardı. Abi kız hanım, tuz ruhu, lavabo açıcı, oma bezi var. İşini görürse vereyim be kız hanım. Bu saatte de nalbur yok ki, açık gidip alayım be kız hanım. Ya siz ne diyorsunuz? Ne nalburu, ne tuz ruhu, ne olma bezinden bahsediyorsunuz ya? Bak şimdi baba, gidiyorsun açık bir AVM buluyorsun, tamam mı? AVM ne? AVM değil, AVM, AVM. Gidiyorsun bir kozmetikçiye, tamam mı? Şimdi yazacağım sana, o yazdıklarımı alıyorsun, kapıp geliyorsun, tamam mı? Tamam kızım, ben gidip alıp geleyim. Paris, Paris anne. Annem, can yoldaşım benim minik kızım. Neler çekiyoruz görüyor musun? Kafamı assaydın bari kızım. Kafan olsaydı atardım Kemal Efendi. Bundan sonra bele sen benim misafirlerime nece davranırsan... ...ben de sana ve misafirlerine ele davranacağım. Başa düştün. Ha düştü düştü. Demek öyle ha? Ele. Peki. Bu nedir? Kutsal bakire nevresimi. Madem eşit şartlarda olduğumuzu böyle kafama kakıyorsun kakıyorsun... ...7-8 ay sen yat kanepede de görelim. Kemal, bunu vaktinde danışmıştık. Ben o otağda yatacağım. Allah Allah. O zaman ben neden morgajın taksitlerini ödüyorum? Banka neden onu benden kesiyor? Ha? Niye bana yolluyor? Yaşlı Kemal, ele olsun. Abi boyu posu devrilesici adam. Ecnebi sarı gacıyı aldı nikahına. Eski gacıyı rahat bırakmaz. Abi boyu devrilesici şopar. Hayır tavsiye edin. Şu üç gıcık gıcık kremi 39 günlük kremi yatırmışım be ya. Ay Paris, Paris. Ya, yapma canım benim bak. Bak bakayım. Ay üçüncü kalite gitmiş almış ama neyse artık iş
Haklısın Can, yapacak bir şey yok canım. Benim buna yetmiş burası. Hüseyin baban delilenmiş kız hanım. Kim bilir senin o vıcık kremlerine ne kadar para verdi. Allah Allah ya. Ne fark edecek, ne fark edecek? Pahalıysa almayacak mıyız yani? Sonuçta bu bir ihtiyaç. Genel ihtiyaç, özel ihtiyaç. Anlatabiliyor muyum? Su gibi, hava gibi çok önemli. Hava gibi, su gibi lazımdır bunlar insana. Sen de yarın bu çiçekleri satmazsan eğer hava gibi, su gibi... ...zor bulursun buralarda nefes alacak havayı. Değiştiririm havanı. Aman be, konuştuğun şeye bak. Satarız çiçeği, buluruz parayı, veririz sana be baba be. Akşam akşam he. Hayırdır, ne yapıyorsun? Gederem Kemal, belli olmur. Gederen de nereye gederen? Gederem, seni parasını pulunu ödediğin otağınla evinle baş başa koyuram. Bir dakika ya, bir dur, dur bir dakika. Para mevzu bahis değil kızım, onu onun için söylemedik biliyorsun yani. Hani bunun onunla ilgisi yok, bu o Baycan denen lavukla alakası var. Buraya getirdin, o yüzden söyledim yani. Ha, madem Baycan'la alakası var... O vakti sen de Singe'yi bu ota getirme. Sen onu getirmezsen ben de Baycan'ı getirmem. Kızım sen delirdin, ben Singe'ye nasıl eve gelmediyim ya? Yaxşı o vakti, sen de mene karışma. Aoo, tabii. Singe'ye karşı Baycan kozu kullanıyorsun... ...ve beni kıskandırarak yıldırmaya çalışıyorsun ha? Güzelim. Bu metot 90'ların sonunda tedavülden kalktı. Yani yemezler, kıskandıramazsın. Nereye gitmek istiyorsan git, hadi güle güle. Yaxşı o vakti, ben gederim. Güle güle, selametle. Ya bir dur, tamam dur, dur! Allah Allah, hemen kapıp valizi gidiyorsun. Dur bir dakika, tamam. Bu evden gidecek birisi varsa o da benim. Ben giderim. Hayret bir şey ha. Hadi eyvallah. Tipsin tip. Hiç de söylemiyorsun ha, valizlerimi aldın nereye gidiyorsun diye. Hayret bir şeysin. Ya bu polis çevirse, baksın içine kadın eşyalarını görse ne açıklama yapacağım ben? Hep kendini düşünüyorsun. Hadi eyvallah. Allah Allah. Kim acaba şimdi gecenin bu saatinde ya durup dururken bak şimdi. Ben bir kapıya bakayım bacan. Eyvallah, eğer Baycan'ın burada olduğunu öğrenirse kesin beni öldürür. Onu bırak, bir de alacağımız bir sürü onca paradan olur. Lan oğlum, açsana kapıyı, bıdı bıdı konuşuyorsun, aç. Ay şey, kapı sıkışmış. Kapı sıkışmış da kapının o sıkışma şeysini şey yapıyordum ben. Kimdir gelen kardeş? Baycan kardeş, şöyle bir şey diyeceğim şimdi sana. Kız arkadaşım gelmiş benim dışarıda. Yaxş, ben o zaman gidin biraz gelsin. Tamam, sen o zaman git biraz geç. Ha! Yok yok, şimdi sen gidip gel, şey yapar. Gel, bence gidiyorum ki. Şimdi İstanbul çok aşağı büyük bir şehir. Şimdi sen çıkarsın gidersin falan. Allah muhafaza kaybolursun diye benim. Ha, acayip korkuyorum, aklım çıkıyor. En iyisi sen dışarı gitme, şey yap. Hayır. Ha, banyoda takıl, banyoya git, banyo. Süper fikir, banyoda takıl. Yaxş, ben gidip çimim oğlum. Sen çimim, çim de çok çimme, banyoyu çok çimme. Yaxşı, senin o arkadaşınla banyo çimmek ihtiyacı olsa... Arkadaşımla ben banyo... Çimmek ne lan? Çimmek, yıkanmak. Ha, yıkanmak? Yok canım, bizim arkadaşlar niye yıkanma şey... Ha, biz o işi böyle... Demin memin, Mecit hallederiz. Hadi oradan. Bana banyo iş yap. Ne bekletiyorsun lan kapıda? Artist, Avrupa Birliği kapısı mı bu? Sıkışmış şey işte de. Ne iş abicim? Sen yine böyle mesaj kaygılı şakalar şeyti yapmaya mı geldin akşam akşam? He? Ne alakası var ya? Cazibe'yle kavga ettik, evi terk ettim. Bu akşam burada takılacağım. Ne? Yok kalamazsın Kemal, olmaz Kemal. Ne demek olmaz Kemal lan? Sen senenin 300 günü bana kahvaltıya geliyorsun. Ben sende bir akşam kalamayacak mıyım yani? Yok öyle değil. Yani kalırsın şeysine kalmasına da... Cazibe'nin evde yalnız mı kalacak Kemal? Bana ne abi Cazibe'den? Allah Allah, hasta mısın oğlum sen? Çektim geldim işte. Burada takılacağım bu akşam. Ne yapayım yani? Olmaz Kemal.
Olmaz olmaz. Allah Allah, niye olmazmış kardeşim? Şu yüzden olmaz, çünkü şey var, içeride şey var. Buradan hatun var, içeride hatun var Kemal. Bir hatunla tanıştım gece akşam. Yani bir görsem bile, gözlerinin şeysine bile inanamayacağım. Bir hatunla tanıştım, ondan olmaz Kemal. Yok ya, ben 40 yılda bir kavga edeceğim, evi terk edeceğim. En yakın arkadaşım varken sokakta mı uyuyacağım? Kardeşim, ben hatuna bir merhaba derim. Ondan sonra kulaklıklarımı takar, uyurum, tamam mı? Tamam, kulaklıklarını takar, uyursun da... Tamam, şimdi olmaz Kemal. Ne demek olmaz lan? Hatun yiyecek halimiz yok ya. Saçma sapan konuşma. Tamam, yemezsin. Yemesine belki bir şey olmaz da... Ya Cazibe yengeyi yerlerse Kemal. Manyak, ne alakası var lan Cazibe'yle bunun? Şöyle alakası var. Şimdi Kemal, bu Cazibe yengeye seni böyle taklaya getirdiyse ha? Ya sen böyle dışarı çıkınca bacını eve aldıysan olacak Kemal? Tip! Tip! Saçma sapan konuşma, kız zaten evi terk ediyordu. O dışarıda kalmasın diye ben şey ettim. Sen de bunu yedin ha? Ha? Oğlum, senin dışarı çıktığını fırsat bilip şimdi bu yabancını eve aldıysa diyorum Kemal. Yok, daha ne lan, öyle şey yapar mı? Vallahi bilemem, günah kendi boynuna. Şimdi bu eski sevgili. Bu eski sevgili izleri de öyle kolonyalı mendille çıkar gibi çıkmıyor yani Kemal. Kıllandırdın lan beni şimdi durup dururken. Beni durup dururken kıllandırdın ya. Ben en eve gideyim abi. Çünkü yani sonuçta orası benim evim. Ben niye dışarıda kalıyorum ki yani? Tabii. Yok yani Kemal'cim, burası senin evin kardeşim. Benim evim senin evin. İstediğin zaman, istediğin saniye, salih sesi bile kalırsın. Diyor ben burada kalacağım. Yok sen burada kal. Sen çıkar. Yok, abi. Gideyim, vallahi gideyim. Ya, yok yok. Ben gideyim. Tamam, sen de banyodaki kızı bekletme, gidip iki kese atarsın. Ya ne acayip adamsın Kemal. Dur bakayım. Aşk pastam! Geliyorum ben, merak etme. Adamsın ya. Sen komik adamsın ha. Biraz seni yolcu edeyim bari de bak. Ay bu ne be? Tövbe estağfurullah. Bana bak. Eğer bu ayakkabılar aşk pastana aitse... hani bir dost olarak söylüyorum böyle... aydınlıkta alıcı gözüyle her yerine bak yani. Allah korusun, zaman kötü, ne olur ne olmaz. Zaman çok kötü biliyorum. Ben şimdi aydınlıkta böyle bir bakarım, alıcının şeysine de bakayım. Şimdi alıcınların bu şeysine bakınca... çok, ben hepsini aydınlıkta şey yapacağım Kemal. Abi be, çocuk mezarı gibi vallahi. Hadi Kemal, şimdi bu zaman çok kötü şimdi... Allah muhafaza. Benim her eşk pastası mı dedi? Yok yok canım. Şey gelmiş mi işte... benim kız arkadaşım gelmişti, ona şey dedim, aşk pastası şeysi yaptım. Sen rahatına bak ya. Duşunu güzel güzel al, rahatına bak sen. Of. Lan ne kadar stresli anlar yaşıyorum ben ya. Hayatlarımı da uzatayım da. Vay be. Melekler gibi uyuyor vallahi. Kızın da durup dururken günahını aldık. Ulan Kemal, harbiden tam öküzsün be. Gobutsun, gobutun önünde gidenisin be. Uyuyor galiba. Uyuyor. Ama benim uykularım kaçar bir ayrıya. Dün akşam AVM'ye 39 günlük çiçek siparişi verdim be ya. Abi kız hanım, uyansana. Saat 6 oldu. İşe gideceğim daha. Allah'ım ya. Rüya değilmiş, gerçekmiş. Mağdurum dedim. Mağdurum dedim. Paris annem. Paris ne be ya? Köpeği der köpeği. Korkma kız hanım. Kapının önüne bağladım. Orada durur. Ne? Paris sokakta mı şu an? Ay sokakta uyuyamaz benim kızım. Tutunuz beni. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Paris! Anne! Abi Ayri, bu sarıgacın eline çekeceğimiz var bizim be ya. Abi Hüseyin'im dur. O kadar sipali alıyoruz Ulusi Baba'dan. Rus açık. Korkma annem burada Paris. Ah canım benim, korkmuş, ter ter titremiş. Alışık değil benim kızım, ah canım benim. Abi kızım, gel bir kahvaltı et de boğazından iki lokma geçsin be ya. Hadi be kız hanım, gel bir lokma bir şeyi.
Bu mu kahvaltı? Daha ne istersin be kız hanım? Zeytin var, peynir var. Ay görmüyor musun baba ya? Benim boğazım kuğu boğazı, kuğu kuğu. Bunlar geçer mi benim boğazımdan? Sen ne istersin söyle bakalım. Söylüyorum o zaman. Parmesan peyniri, roquefort peyniri, gravier peyniri. Aynı zamanda krep için de akçaabat şurubu. Ben şimdi bir koşu alıp geleyim bakayım. Ondan sonra sen bir daha say. Greider, roncofonco, bir de neydi? Permalı Hasan. Aman be baba be. Permalı Hasan nereden çıktı? Permalı Hasan nedir? Öyle peynir vardır bilirsin. Ay sizin gibi konuştum ben. Alışıyor muyum yoksa nedir? Tövbe estağfurullah. Ebe kan çeker kızanım kan. Ne de olsa bizim kızanımızsın ondandır. Aman be. Paris, ısır beni annem. Isır beni annem. Uyanmak isterim bu rüyada. Isır çok derhal ısır. Bak ben ısıracağım. İnsan hiç olmazsa haber verir. Ben otağdayım be. Ne demek haber verir ya? Kendi odamdan çıkarken kapıyı mı çalacağım ben geliyorum diye? Doğru dersen senin otağında istersen sen haber verersen, istemezsen vermezsen, nece olsa pulunu sen verirsen. Anam ne çene be, ne çene be. Bıdı bıdı başladın gene bir sus ya. Çubut. Ay Allah Allah. Ya yerde nasıl yemek yiyorsunuz? Ben hiç anlamadım yani. Alsanıza şöyle güzel iroko kocaman bir yemek masası. Neyle alalım be kızım? Her şeyi bunlara verdik yetmedi bir üstüne borçlandık bakkala ya. Bana bak Hüseyin, söylemedi demeyesin. Bu gacı daha ilk günden batıracak bizi. Süleyim sana ona göre. Tamam be aileye tamam. Konuşacağım Hulusi Baba ile be ya. Süle de spaliyi attırsın be ya. Ne oluyor öyle fısıl fısıl? Anne ve baba ne oluyor? Haydi be çok geç kaldık daha çiçek satacağız be ya. Hadi hadi kalkın bakayım. Ayol ben nereden ne anlarım ne bilirim çiçek satmaya? Hayatım boyunca bu yaşıma kadar bana hep çiçek gelmiştir. Ben bilmem çiçek satmayı falan. Hadi hadi ben öğretirim sana kalk bakayım. Kalk bakayım kalk kalk. Hadi hadi hadi. Hadi koy bakayım ellerini beline. Şöyle. Kalk 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 koy. Şöyle melesine koy. Bağır bakalım şimdi. Güzel çiçeklerim var. Taze çiçeklerim var abiler. Güzel çiçeklerim var. Abiler come here, come here. Alasın güzel ablama bir çiçek. Alasın abim. Alır mısınız abi? Abi ablaya, güzel ablaya çiçek abi. Azıcık cilveli ol. Şöyle omuzlarını kır. Biraz işveli. Azıcık da yüzün gülsün. Hadi, hadi, hadi olacak. Hadi. Abim be, alasın güzel ablama bir çiçek. Oldu mu? Olacak, olacak. Al bakayım şimdi sen bunları. Al bakayım bunları. Ne oluyor ya? Onları giy. Al bakalım. Oğlum. Ben ruhumu alabilirsiniz. Ruhumu alabilirsiniz ama kıyafetlerimi asla alamazsınız. Peki şükür oldun. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Akşama kadar bu çiçeklerin hepsini satacaksın. Sakın ola satmadan gelmeyesin ona göre. Hadi bakalım. Al bakalım. Ya siz beni çocuğunuz olduğum için mi, sokaklarda çalıştırmak için mi yanınıza aldınız? Abileyim ve bu bir durumdayım. Bu ne halim? Dikkat eledin. Gelende yatarsın diye otağı sana vermiştim. Sen de dikkat ettiysen evde yalnız kalma, korkma diye. Ben de gece yarısı eve gelmiştim. Ben korkmayayım diye. Yoksa bacını eve çağırmayayım diye. Kızım ne alakası var ya? Hayret bir şeysin sen ha. Yani şurada senin yerine gece yarısı ben dışarı çıkıyorum. Senin başına bir iş gelmesin diye. Ve sen gece korkma diye ben gece yarısı eve geliyorum. Şu gördüğümüz muameleye bak. Ayıp ya. Nankörlük yani bu. Aklın, fikrin Baycan'da. Helal olsun.
Esin senin ağlın fihrin baycanda kalıptı. Kızım benim niye aklım fikrim baycanda kalsın ya? Benim gül gibi sevgilim var ya. Gül kimi? He, senin sevgilin olsa olsa o güle dadanan heşerat olar. Benim sevgilim var ya, gül gül, misler gibi gül. Hatta gonca gül. Ayrıca benim sevgilim seni böyle duruşuyla, tarzıyla, konuşmasıyla, kıyafetiyle döver, döver. Böceğim. Ay 1908'lik Simge, hayırdır? Hakikaten gül kimi sevgilim varıymış. Gül, gül vallahi ya gül. Hayır, hiç olmasa bir tarzı var yani. Bak, baksana yani boşuna dememişler yani. Dünyanın en güzel kadını romanlardan çıkar diye. Roman yani güzeldir yani. Neşeli insanlar. Bayılıyorum ben vallahi. Aferin vallahi. Mağdurum dedim, mağdurum, mağdurum, mağdurum dedim, mağdurum, mağdurum, inadına mağdurum, inadına mağdurum. Bir durun, bir durun. Yani mağdurum derken yani şey, hayatım niye mağdursun? Yani herhalde ailenle kaynaşmaya başlamışsın. Çok güzel, çok güzel. Aman be böceği, ne yaparsın? Hayat işte. Kimine çöre, kimine kelek. Alır mısın bir iki tane gül sevdiğine verirsin he? Alayım, 3-5 tane alayım şuradan. Vallahi şöyle alayım ya, ne güzel. Oh, oh. Amma geldi ha. Oh. Çok, çok güzel vallahi. Oh, oh. Sevgilim gibi de mis gibi kokuyor yani. Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim mi? Muhteşem olmuşsun ya. Muhteşem bir roman güzeli olmuşsun ha. Yani lonca lonca olalı böyle roman görmemiştir vallahi. Sahi mi dersin be Kemal? Duydun bana ne de? Ben de sosyal istatüm değişti diye beni terk edeceksin sanmışım. Olur mu öyle şey hayatım ya? Bak Allah canımı alsın, ben şu anda sana ikinci kez aşık oldum ya. Kıyafet nereden? Kobra'dan mı? Süper olmuş vallahi. Singe Hanım. Kız sen yabancı değilsin be, bana bak. Sen bana Singe Gacı diyebilirsin he. Yakşı, Singe Gacı. Ben de 3 tane gül alım. Belki sevdiğime veririm. Ama! Duydun ne de? Baycan'la yeni fafenklere yol açmıştır. Yelken açmıştır. Alasın be caziben be, alasın. Bakak görek kısmet. Hem sen fakirsin ya, sana indirim yapar. Ben de kalkayım da gideyim anam, al. Daha bu çiçeklerin hepsini satacağım. Akşama kadar ayaklarıma kara sular indir. Gideyim de iş beni bekler. Haydi, kalın salacakla, iyi mi? Hadi bakalım. Madurum, 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 madur. Vallahi muhteşem ya, sevgilim gibi, mis gibi kokuyor çiçekler yani. Mis gibi kokar. Ben bu gülü baycana verende, demeli ne kadar sevinecek. O gülün dikenleri baycanın bir tarafına batar inşallah. Allah küpeyi duasını kabul etseydi gökte kebik yağardı. Yağardı ya. Hani kasaplarda oluyor çiçek koyuyorlar. Öyle olur inşallah. Ve beklenen an geldi. Milyonlar bu anı bekledi. Kendimi tutamıyorum sevgili izleyiciler. Duygu seli adeta göz pınarlarımdan akıyor. Aşk çocuğu Erzo, mimiklerin sultanı, tutesine kavuştu, Eros'un dediği oldu. Sarışının istediği tabii ki olmadı. Mutlu aşıklar, lise aşıkları birbirini buldu. Cım çıkam çıkam, ne 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 ne. Çıkam çıkam, ne 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 ne. Cım çıkam çıkam, ne 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 ne. Acaba? Oo, gel buram ya. Yapasın var bilmem ki. Ya bildiğin şeylerden sorarız o zaman. Misal sarışın gelecekmiş şimdi. Of Erdo ya, yarama tuz basma sen de. Simsimim var ya, resmen sınıf değiştirdi. İyi olmuş ya. O zaten matematikten kazanamazdı. Sosyale geçmesi iyi olmuş ya. Yok canım öyle değil. Böyle resmen yani dikey yatay geçiş olarak işçi sınıfına geçti. Çiçeklerim var. Taze taze çiçeklerim var. Abilerim. Ablalar. Ya bana baksana sen. Küçük soğanı çekil kızın yanından. Ne? Sırnaşıyorsun sen kızı. Uzak dur açın. Ne oluyor ya?
dakika ya. Sarışın, sen bu kıyafet balosunu tamamen karıştırmışsın ya. Çiçek çocuk konsepti bu değil. Uyandırayım. Yok Erdo'cum yok. Bu iş öyle komedi falan değil. Bu bir gerçek. Simge'nin anne baba sandığı insanlar annesi babası değilmiş. Gerçek ailesi bir çiçekçiymiş. Öyle mi diyorsun sen? O zaman bizim yürümekten başka hiçbir çaremiz kalmadı. Şşş! Süper Mario, bu sefer olmadı mı? Level'ları geçemedin mi? Game over mı oldu? Düşür bakalım omuzları, düşür. Düşsün o omuzlar. Şöyle. Biz burada seyyar satıcıları sevmeyiz. Hadi bakalım, uza. İnceden uza. Bana baksana sen şapşık ağızlı. Uzama ve senin boyunu uzatırım. Çekelerim seni. İki yandan 3-5 santim. Uza, uza. 3-5 santim. Uza, uza. Ada! Birileri beni bayramlık ağızlarıma açtıracak şimdi. Burada eşeğsiz yüremiyoruz biz. Eşeğli üremeye gelmişiz burada. Hadi çıkarsın dışarı. Çıkarsın. Dür ülke burası. Çıkma. Aman. Dür ülke burası, satarım sattım, satarım sattım. Aa, ben böyle bir lololar görmedim. Kendini kaybetmiş bu çiçekçi kız. Haydi bakalım, çık dışarı. Oyna yavrum, oyna. Çak 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 çak. Allah yavrum, salla. Çak 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 çak. Haydi bakalım, haydi. Yandan yandan. Yandan yandan. Ama çıkarsın dışarı, sinirlerini bozdurmayasın benim. Yaxşı o vaxtı bacan, yarım saat sonra kafede görüşerik. Olar. Ne oldu? Ne olacak? Hemen gebül eledi. Makbule bacı, bu elediğimiz mene hiç doğru gelmiyor. İyi, gayet de doğru. Şeytan azap da gerek. Ya birden bacan böyle ümit eliyerse, he? Aman, arkadaş olarak gördüğünü söylersin. Hem sen Kemal'in sana aşık olmasını istemiyor musun tekrar? Hiç istemeyebilirim, elbette ki isteyerim. Hey, hadi at o zaman Kenya'sa mesaj, hadi at. Yaxşı, atarım. Tamam, gitti. Hadi şimdi bir sonraki mesajı da hazırla. Yaxşı. Ne diyordum? Oo, Cazibeden. Belki de pişmanlık mesajıdır ya. Birazdan Erdoğan'ın kafede buluşalım. Eski günlerden konuşuruz. Azerbaycan... Aa! Azerbaycan'dan falan mı? Püh! Yazık be! Demek Baycan'a atıyordu mesajı ha? Allah işte ya! Adamın elini böyle karıştırır, yanlışlıkla mesajı kocana attırır işte böyle. Yazıklar olsun sana ya! Ah devam. Kemal, bir kız arkadaşıma mesaj atıyordum. Yanlışlıkla sana geldi, dikkate alma. Ah, ben de bunu yedim. Ben de bunu yedim değil mi? Helal olsun sana be. Bakalım bu kız arkadaş nasıl bir şeymiş, neye benziyormuş? Barış yürü abi, çıkıyoruz hadi hadi. Nereye Kemal'im? Ya yürü abi, işimiz var, al ceketini hadi. Ferda görüşürüz. Abi Ayri, ben hiçbir şey anlamadım be ya. Aynı bu sarıgacı gelince bizim bütçemiz rahatlayacaktı. Epten battık be ya. Anniş! Babiş! Hoş geldin Simge kızım. Nedir bunlar be ya? Ay anne, var ya insanın kendi parasını kazanması ne kadar güzel bir şeymiş vallahi billahi. Kendi paranı mı be ya? Ay evet, öyle başarılıydım ki öğlene kadar bütün çiçekleri sattım. Akşama kadar da onları harcayacak vakti buldum. Çiçeklerin parası nerede be kızan? Allah'ım ya Rabbim, anlatamıyorum galiba. Çiçeklerin parasıyla alışveriş yaptım. Para da yetmedi. Mağaza beni tanırdı. Dedim yarın getiririm parasını. Bu çiçekleri de satarım. Yarın gider öderim parası, anladın? Aman! Yani sizin var ya ev ekonomisinden hiç haberiniz yok. Bundan sonra factoring, leasing, ev ekonomisi hepsi bu evde bana ait, tamam mı? Hesap kitap işlerini ben yapıyorum bundan sonra. Hadi yine iyisiniz. Hadi yine iyisiniz.
abiciğim. Gel vallahi geçelim şu işten. Çok ayıp oluyor Kemal ya. Allah Allah, Cazibe beni aldatıyor. Ayıp olmuyor, ben yapınca ayıp oluyor. Yuh be. İyi de abiciğim, birincisi şimdi burada oturup konuşuyorlar diye seni aldatıyorlar demek değil. İkincisi zaten Cazibe senin gerçek kralın değil be abiciğim. Çok konuşma lan, çok konuşma. Doğrucu tavuk biliyorsun, tamam. Cazibe bizim kağıt üstünde karımız. Abiciğim, sen de o zaman kağıt üstünde kıskansana ya. Beyler! Diyorum ki, Udinese Vicenza maçını oynuyorsanız üst olur o. Uyandırayım. Aaa! Kankita! Dur lan! Kardeşim, vallahi ben de ölmüşüm. Kardeşim! Aaa! Ben de diyorum, bu modern kamuflaj üstlüsü kim? Benim Kankita'm Kemal abim. Bir de göbeğiymiş. Göbek oğlum. Lan Robert, basket işimiz gücümüz var. Hadi, hadi. Yalnız seni uyandırayım. Yüzünle gazeteyi kapatırsın ama o göbeği kapatmak için gazetenin binası bile yetmez. gel. Hamit, otur. Allah sen de şu 50 lirayı basket, hadi işimiz var. Hadi. Yalnız Leonardo DiCaprio. Olmaz mı böyle ya? Bu benim cebimde yalnızları oynayacak ya. Şunun bir kardeşi yok mu, onları böyle güzel güzel muhabbet ettirelim cebimizde? Ha? Uza, döverim, uza. O zaman kanka yiğitalar, aloğlaşıyoruz. Bye. Salam. Salam lazım. Bak. Görüyor musun Cazibe'yi? Bak, al. Sen kıza evini aç. Ondan sonra gelsin ilk fırsatta seni aldatsın. Cazibe, bilirsen değil mi bu seninle İstanbul'daki ilk görüşümüz? He, bilirim, eledi. Ama baycan... Kemal, ha? Kemal! Yalnız bu baycan seni Cazibe'nin patronu zannediyor. Ona bir dikkat et Kemal. Biliyoruz be gerizekalı, biliyoruz. Cazibe, sen de mi buradaydın ya? Barış bak, Cazibe de buradaymış. Aa, Cazibe. Cazibe ne haber? Ha, bak Kemal, Baycan da buradaymış. Ne zamandan beri de görmüyorduyduk. Baycan, ne iş? İşinde ya Kemal Bey, sohbet etmek için geldik. Ha, bak sohbet için gelmişler ya, ne kadar güzel, tabii. Çok tabii. Güzel, çok. İşte o zaman sohbet için geldilerse biz gidelim Kemal'im, hadi. Nereye gidiyoruz kardeşim, Allah Allah. Adam o kadar yoldan gelmiş, bir şeyler ısmarlayalım değil mi? Ayıp olur. Ne içersin? Vallahi benden, bak söyleyeyim. Zahmet olmasın Kemal Bey, ne olsa içer. Ne olsa içersin. Hmm, bakalım ne var, ne ısmarlayabiliriz sana. Ablacığım pardon ya. Canım ben, bak. Deyin hadi! Kemal Bey! Allah ya, elimden de kaydı vallahi, tövbe estağfurullah. Neyse. Cazibe seni temizler ya. Yürü lan, yürü kaç. Hadi bakalım, hadi afiyet olsun. Yürü. Hadi Cazibe seni şey yapar. Ya yok mudur başka alan çiçeklerimden? Ya ekmek parası derim, ablalar, abiler. Ya atasınız bir iki sipali daha. Yo Simkapacı, almaz olur muyuz, almaz olur muyuz? Ben hepsini alayım isterseniz Simkapacı. Bu paraya hepsini alamazsın öküz. Şunu da ver. Ver, onu da alamazsın. Al sen bunu. Allah'ım ya Rabbim. Zivir Bey'e muhtaç olacak günlere geldim ya Rabbim. Bir saniye canım, bir saniye. Aslında ben var ya bak, o herifin üstüne sıcak kahve dökerdim de daha fazla muhatap olmayayım dedim ya. Daha fazla sinirlerim bozulmasın dedim ben. Tabii abiciğim tabii. Şimdi o yatsın kalksın ne etsin Kemal. Sürekli takıldığımız mekan diye bir şey yapmadım ben yani. Hani sürekli takıldığımız mekan olmasa böyle ağzını burnunu ben bir kırardım onun ama. Dua etsin onun benim bir daha karşıma çıkmasın Kemal. Barış, ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Ha. Bir erkek bir kadından tokat yediği zaman kankasının değerini çok daha iyi anlıyor. Sağ ol. Ayvi, ayvi kardeşim. Aa, Simge. Kemal Bey ya.
Ne yaparsın derim sana. İyi, ne yapayım? Ooo, Dehirgat. Ya, Simge Hanım olmuş sosyetenin güzeli, Simge Hanım. Çiçekçi güzeli. Sus be susak ağzı. En azından senin gibi pepelek değilim. Şakır şakır konuşurum öz Türkçe. Yok canım, Simge Hanım ben dalga geçme şeysine değil de... Neyse, ben bir çiçek alayım o zaman. Al bakalım. Kemal'im ya, ben de bozuk kalmamıştı. Hani varsa biraz bozuk versen de şey yapsam. Kardeşim, kendi paranla yalakalık yap. Benimkiyle değil, hadi. Simge Hanım, ben biraz alayım da şu olmazsa bizim de bir katkımız olsun. Buyurun, buyurun. Al be Kemal be, sağ olasın. Sağ ol. Eyvallah. Yavrum Simge, nasılsın kızım? Sağ olasın üvey babişko. Sen nasılsın? İyiyim yavrum. Asıl sen ne yapıyorsun? Alıştın mı bakalım yeni hayatına? Dur. Ben de bir çiçek alayım da... annen Durda... Yani üvey annen Durda Gül'e götüreyim. Ha? Ver bir çiçek. Para istemez üvey babişko. Paran sende kalsın. Al bu çiçeği benden götür. Sen de bana az masraf etmedin. Ödeşmiş oluruz. Ne? Ya bir çiçekle ödeşmiş mi olacaksın? Kızım, benim sana yaptığım masrafla... Gülşehri, Isparta'yı satın alırdım be. Ne bir tane çiçeğe ödeşmiş oluyoruz. Hadi peki öyle olsun ama. Aslansın be. Selam, ne haber? Oo, anladım. Yani hem suçlu hem de güçlüyüz durumu ha, çok güzel. Kemal, e-seplerim bozuluptu. Sana sadece bir defa diyeceğim. Bu telefonu alıp Bacan'dan özür istemeni isterim. Bence telefonda olmaz. Onu çağır buraya, bizzat ben kendisinden özür dileyim. Ha, yakşı, olabilir. Tabii daha iyi, çünkü ayaklarına falan kapanırım. Beni affet falan derim. Ha, özür istemeyeceğim. Allah Allah, niye özür isteyeyim ya? O benden özür istesin. Yakşı o vakti. Gecen eve kalsın. Oh, çok dejavu gördüm seni ya. Gene gidiyorum ayakları falan ama bana bak. Yalnız bu sefer sen kal da ben gideyim diyecek bir adam yok. Baştan söyleyeyim yani ha. Ona göre hareketlerine dikkat et. Senden öyle bir şey isteyen yoktu Kemal. Ha. Çok gördük biz bu filmi. 10 dakika sonra gelirsin. Onu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Hayret bir şey. Gecenin bu saatte nereye gideceksin ki? Allah Allah, artist. Kardeşim, bu saatte nereye gitmiş olabilir ki? Gül Hanım da yurt dışındaymış. Allah Allah. Lan Barış, bu Baycan denen herifin yanına gitmiş olmasın? Yok abiciğim, benim hiçbir fikrim yok yani. Nereden bileyim? Şimdi ben Baycan'ın nerede yaşadığını da bilmediğim için... Yani aslında hiç bilmiyorum gerçekten. Biliyor muyum? Yok canım, benim hiç fikrim yok Kemal. Gerçekten hiç fikrim yok. Senin zaten hangi konuda fikrin var ki? Sen zaten fikirsiz bir adamsın. Kabahat bende, sana fikir danışıyorum. Hadi kapat. Kapat. Bacan, anlıyor musun Türkçeden? Spiker ne konuşuyor falan? Anlıyorum. Anlıyorsan güzel şeyler bunlar. Bir bak bakalım ne oluyormuş. Aç ağzını, hadi aç. Aman be Cazibe, aman be Cazibe. Çobut. Beni zengeleyeceğine git 118'leri zengele. Belki bele birlikte göbek atıp mahne okuyarsınız. Aman be Cazibeciğim, boş ver. Bütün kinyaslar aynı işte. Hepsinin köküne kibrit suyu. Şuna bak. Bak görüyor musun Cazibe? Bizi dinliyor. İşte bunların genlerinde var. Bütün erkekler aynı. Hamısı aynı. Yeni Kemal'ın da hiçbir farkı yok. Cazibe, eğer kalefede yat edemezsem senin yanında uyuyabilir miyim? Elbette ki. Bana baksana sen. Sen neyin peşindesin? Hem sen Cazibe ablana yatağını vermedin mi rahat etsin diye. Hadi bakayım, çek kafanı yorganı. Aman ne? Aması maması yok. Bak,
örtüyü kafana çekiyorsun. Bir daha da ben söyleyene kadar açmak yok. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Ha? Ay Cazibe, senin de uykun gelmiştir. Hadi ben de senin yatağını hazırlayayım. Zaman yanımda senden kalan zamansız hasretin var. Unutmak istesem bile unutamam. Sesini duymadan yaşayamam. Sana sarılmadan uyuyamam. Sen yoktun gülüm yar, yine de sana gönül bağladım. Sabaha kadar ağladım, yine sen yoktun gülüm. Yaşayamam, sana sarılmadan uyuyamam. Aa, sen benim gülen yüzüm, sen benim en büyük sözüm. İnan kimselerde yok gözüm, senden başka. Sen yoktun gülüm yar, yine de sana gönül bağladım. Sabaha kadar ağladım, yine sen yoktun gülüm. Gire. Aa, gelin gelin çocuklar, geçin. Geçin oturun şöyle. Hayırlı işler Hulusi baba. Rahatsız etmiyoruz be inşallah. Ne rahatsızlığı canım? Ya ben de sizi arayacaktım. Nasıl geçiyor günleriniz? Simge yola geldi mi biraz? Allah sana kolaylık versin be Hulusi babam. Senin bu kız insan değil be ya. Bir canavar be ya. Canavar. Buraya yazıyor Hulusi babam. Aynı bir canavar, canavar. Yani ya. Bu Simge'yi siz iki gün dayanamadınız şunun yaptıklarına. Ben 30 yıldır çekiyorum bu cefayı ya. Gördünüz mü? Ocağımıza incirlik üstü düktü be ya. Eğer gün cüzdanımdan bir F-16 havalanır, Allah seni inandırsın. Nerede şimdi Simge? Abi yolladık sağa sola çiçek satsın Hulusi babam. Aldığı en nefes bir masraf. Makyaj yaptım, masraf. Makyaj sildim, masraf.
Heyecanımızdan bıktık Hulusi baba. Demek makyaj silme kremleri de size patladı ha? Gülme be Hulusi baba, gülme be ya. Mağduruz be ya, pek mağduruz be Hulusi baba, mağduruz. İlahi çocuklar siz çok yaşayın. Demek nefes alması bile masraf ha. Tamam, tamam hiç merak etmeyin. Ben bunları telafi edeceğim, tamam mı? Siz şey oldukça gelin bana, ben size takviye yaparım. Biraz biraz daha sizde kalsın simge. Ah şunu da. Sizde kalsın ki burada biraz daha sürtünsün şu bizim kızın. Yaşlı cazibe. İstanbul seni acil bekler. Yaşlı cazibe. Bura İstanbul yedi tepe, kullan tepe tepe. Yaşlı cazibe. İstanbul seni acil bekler. Yaşlı cazibe. Cazibe sen misin? Yok. Barack Obama. Cazibe neredesin sen? Buradayım Kemal, görmüyorsun. Lafı değiştirme. Sen neredesin? Dün akşam neredeydin? Sana ne var Kemal? Sana ne? Ne demek sana ne ya? Allah Allah. Sen dün gece neredeydin söyler misin? Daha en önemlisi sen dün gece nerede uyudun ya? Nerede uyandın? Ya şu vakti o kadar merak ediyorsan sana söyleyelim. Ben evet. Dün gece bele beni çok seven bir erkeğinle yan yana yattım. Yazıklar olsun sana ya. Bunu yaptın yani ha. Ya ufacık bir sinirlenmeye bunu yaptın ya. Sana ne kadar düşkün olduğumu bile bile bunu yaptın ya. Helal olsun sana ya. Bunu nasıl yaparsın ya? Bu... Cazibe doğruyu söyler misin? Aranızda bir şey oldu mu sadece, yoksa uyudunuz mu? Ne yaptınız? Sadece uyuduk. Çok şükür. Şükür. Çok. Bak. İstersen kıskanıyor de, psikopat de, ne dersen de ama... Bak bundan sonra senden çok rica ediyorum. O Baycan denen herifin evine falan gitmek yok. Hatta bırak evine gitmeyi falan. Yani onun öyle elini falan tutmak bile yok. Bak ben sana baştan söyledim çünkü sinirleniyorum gerçekten. Yaşlı Kemal Efendi o vakti bir karar verek. He? Verelim. Nasıl bir karar oluyorsa olsun. Yani ben Baycan'a gitmeyeceğim. Eli elime değmeyecek. Teni tenime değmeyecek. Ama Singen'in de eli eline, teni tenine değmeyecek. Olar. Bu biraz saçma olmadı mı şimdi? Çok saçma bir gereldi. Bence boş verek bile, rahat rahat gezek dolaşak bile. Ten ten, el el. Yok. Tamam tamam, hayır. Tamam, anlaştık tamam. Asla olmayacak tamam. Söz kabul ediyorum, tamam. Söz verdin. Söz verdim. El eline değmeyecek, ten tenine değmeyecek. Değmeyecek ama sen de o Baycan denen elemanın elini ayağını falan bir yerini tutmayacaksın yani. Tutmak yok. Tamam. Çok güzel bir anlaşma. Peki. Kazayla falan elim ayağım çarparsa ne olacak o zaman? He, yeni tokunursan. Yani... Her bir tokunmak üçün öbürü tarafa 100 lira verecek. 100 liraysa tamam, olur, tamam. 100 lira? Tamam ama dokunmak yok, 100 lira, tamam. Yaxşı, anlaştı. Ya, anlaştık, yaxşı. Tamam. Oh. Bir şey olmamasına sevindim, tabii, oh. Simge geldi galiba. Kemal, bak yadından çıkarma, 100 lira. Tamam ya, 100 lira Allah Allah, ne dokunacağım? Allah Allah, sen de dokunmayacaksın yani. O kadar, tamam. Oh, ben? Cazibe, sabah boncuğu benim yanımda unutmuşsun lütfen. Oh, canım benim, sağ olasın. Bir seri et, bay bay. Ben? Gel. Geç. Ya bu çocuğa bayılıyorum, bazen beni hasta ediyor ama çok tatlı ya. Ne komik çocuk ya. Gece uyumuşsun da sabah kalktığında da boncuğu onun yanına giderken o da benim yanımda unutmuşsun. Ne? Ne? Sen beni çok seven bir erkekle gece sabaha kadar uyudum dediğin bu mu ya? He, Şerefti sen kim bildin? Kızım sen var ya. Çakal. Zaman yanımda senden kalan zamansız hasret.
ettim.